Hayatım boyunca unutamayacağım bir gündü. İstesem de unutamam zaten. Olay Adana'da, ismini vermek istemediğim bir köyde yaşandı. Ben bu köyde doğdum, büyüdüm. Köyümüzün içinden büyük bir nehir geçmektedir. Küçüklüğümden beri silahlara olan düşkünlüğümle bilinirim. İşte bu yüzdendir ki büyüyünce silahlarla iç içe olmak için av merakım oldukça arttı. Haftanın 3-4 günü ava çıkardık arkadaşlarımla. Hatta hava kararana kadar kalırdık. Bazen gece ateş yakar, türküler söylerdik. Vurduğumuz avları pişirir, yerdik. Sabahlara kadar sohbet ederdik. O zamanlarda çok sevdiğim, ciddi düşündüğüm bir kız vardı. Birbirimizi çok severdik. Köylük yer olduğu için kolay kolay konuşamazdık. Bir gün beni aradı. Ayrılmamız gerektiğini söyledi. Onu unutmamı istedi. Ayrıntıya girmiyorum ve telefonu kapattı. Çok üzülmüştüm. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ben de tüfeğimi kapıp kendimi köyün dışına attım. Yalnız kalmak istiyordum. Hatta gözyaşlarıma hakim olamıyordum. Kafam öyle dalmış ki ormana girmiştim. Haberim yoktu. Sonra ormanın içindeki pınarın başına gidip bir sigara yaktım. Sigaramı içerken bir kuş konmuştu ağaca. Ama öyle bir kuş ki ilk defa görmüştüm. Nişan aldım. Tam sıkacakken başka dala kondu derken ben kuşu kovalamaya başladım. Kovalaya kovalaya ormanın en derinliklerine inmiştim. Hiç farkında değildim. Sonra kuşu yakaladım. Tam vuracakken kurumuş bir ağacın dalı üstüme düştü. Ben kendimi son anda bir tarafa attım. O anda gökyüzüne baktım. Gün batmak üzereydi. Belki de o kuşu 4-5 saat kovalamıştım ve farkında değildim. Sonra ben ne yapıyorum dedim kendi kendime. Eve gitmem gerektiğini anlamıştım. Eve doğru yola koyuldum. Evet, işte her şey o zaman başladı. Her zaman gidip avlandığımız orman bana sanki yabancı gibiydi. Bir türlü yolumu bulamıyordum. Gerçekten çok korkmaya başladım. Nereye gitsem, hangi yöne gitsem önümü sık ağaçlar alıyordu ve çıkamıyordum. Sonra gittiğim bir yönde ışık gördüm. Sevinmiştim. Bir ateş yanıyordu. Kurtuldum. En azından tek değildim. Köy yeri. Herkes birbirini tanır. Gideyim de onlarla biraz konuşayım. Rahatlarım dedim. Açıkçası acıkmıştım da. Yemekleri varsa yiyecektim. Yavaş yavaş ilerledim. Bir baktım köyden birkaç abimiz. Onlar da avcıdır. Şimdi isimlerini vermek istemiyorum. Selam verdim. Tepki vermediler. Sanki gizli gizli konuşuyorlardı da ben bölmüşüm gibi sustular. Abi çok açım, bir şey vuramadım dedim. Eliyle bana ateşteki şişleri işaret etti. Ben de yedim ama tadı tuzu yoktu. Hem de sucuk gibi bir şeydi. Yine de tatsızdı. Herkes bağdaş kurmuş oturuyorduk. Ateşin başında ben birkaç lokma yedikten sonra yanımdaki abiye ben yönümü karıştırdım. Bana gideceğim yönü gösterir misin dedim. O da ayağa kalkıyordu. O arada ben de ikimizin arasında duran tüfeğime elimi uzattım. Bir de ne göreyim. Bismillahirrahmanirrahim. Abinin ayakları tersti. Ben de onu gördüm. Ama karşımdaki öbür abi benim gördüğümü gördü. Ve bana bakarak pis pis sırıtmaya başladı. Ben de tüfeği ona doğrulttum. Bismillah deyip bastım tetiğe. Onu vurmuştum. Biliyorum yere düştü. Ben deliler gibi koşmaya başladım. Koşarken bütün duaları yarım yamalak okuyordum. Bu arada ben Hazreti Hamza'yı örnek alırdım. Hani diyordu ya, gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam diye. Arkadaşlar da benim cesaretimi bilir, korkulacak bir şey olduğunda beni çağırırlardı. Neyse, konuya gelelim. Ben koşuyordum. Allah'ın hikmeti, tesadüf müydü bilmiyorum. Yolu bulmuştum. Fakat köye yaklaşık 3-4 kilometre vardı. Bu sefer ovalardan, tepeciklerden köye gitmem gerekti. Koşa koşa gidiyordum. Korkudan arkama bile bakamıyordum. Ama arkamda sanki beni izliyorlardı ve gülüyorlardı. Sonra köyümün ışıklarını görmeye başladım. Bir tepenin başında arkama bakmaya karar verdim. Baktım ve ne göreyim. İki kişiler, belki aramızda 5-6 metre var. Bunlar benden ne istiyor? Ben de dua ede ede koşmaya başladım. Hani size söyledim ya, köyümüzün içinden nehir geçiyor diye. Nehire yaklaştım. Fakat eve gidiş istikametinde bir tane daha pınar vardı. Ama bu pınar çukurda kalıyordu. Ve daha önceden bazı kişiler burada bir şeyler yaşamıştı. Çok korkuyordum ve geçmek zorundaydım.
Koşmaya devam ediyordum ve Pınar'ın yakınlarına vardığımda iki kadın çamaşır yıkıyordu. Korkum geçmişti. Ben de ne safım. Birden aklıma geldi. Kim kalmış ki bu zamanda Pınar başında çamaşır yıkasın, hele bu saatte. Tam bunları düşünürken içlerinden biri bana seslendi. Tam dönüp ona baktığımda Bismillah, ne göreyim? Kıpkırmızı yanan gözler. Tam önümü dönüp kaçmaya çalışırken birinin bana vurduğunu hissettim ve bayılmışım. Düşerken sağ kolum yüzümü kapatmış ki yüzüm ve kafam haricinde her yerim morarmış. Öğlene doğru çobanlar buluyor beni. Hemen muhtarı arayarak haber veriyorlar. Hemen aileme haber verip beni hastaneye götürüyorlar. Gözümü hastanede açtım. Kırık çıkık ezilme bile yokmuş. Sadece vücudumdaki morluklar vardı. Doktor bile şaşırmış. Beni eve getirdiler. Ben de daha hiç kimseye bir şey anlatmamıştım. Zor konuşuyordum. Zar zor aile büyüklerime tanıdıkları hoca olup olmadığını sordum. Onlara anlatacak şeylerim olduğunu söyledim. Öğle vakti birkaç hoca gelmişti. İçeri giren bütün hocalar bir takım dualar okuyup bana tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Hocalardan bir tanesi bana seni Allah kurtarmış dedi. Omzundaki Allahu Ekber yazısı kurtardı seni dedi. Şaşırmıştım. Üzerimde gömlek vardı. Göremezdi. Bu arada sağ omzumda Arapça Allahu Ekber dövmesi var. Sonra duydum ki onun da bir şerlisi varmış. Benim yaşadıklarımı hocaya onun şerlisi anlatmış. Hoca da bunları aileme anlatmış. Bu olaydan sonra tek başıma ormana gitmedim. Arkadaşlarımla bile ava gitsem hiçbir zaman akşama kadar kalmadım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Mahir. Ege'de küçük bir sahil kasabasında yaşayan iki çocuklu bir ailenin en küçük ferdiyim. Anne ve babamı çocuk yaşlarımda elim bir kazada kaybettim. 19 yaşıma kadar benden 11 yaş büyük abim büyüttü. Ardından askerliğimi tamamlayıp kasabaya geri döndüm. Ailemizden bize kalan ufak bir market, iki tane müstakil ev ve birkaç ufak tarla kalmıştı. Maddi durumum o zamanlar iyi olduğundan abime beni evlendirmesini söyledim. Abimin eşi yıllardır onlarda yaşadığım için evliliğimi benden daha çok istiyordu. Bir süre kasabada eli yüzü temiz aile kızı arayışına girdik. Kısmet o ki benim beğendiğim kızlar beni beğenmiyor. Beni beğenenleri de ben beğenmiyordum. Kız arayışımız yaklaşık 2 sene kadar sürdü. Yengemin de bu süre zarfında sabrı kalmadı. Yüz ifadelerinden anlaşılıyordu. Bu durumu abime de yansıtıyor fakat sesini çıkarmıyordu. Çünkü ben kardeşiyim, o da karısı. Bir akşam yemek yerken abim, eşim, çevre kasabalarda çok iyi bir hoca olduğunu, kısmetini açtırmak için muska yazdırmamız gerektiğini söyledi, dedi. Ben o tarz şeylerden korksam da evde daha fazla huzursuzluğa sebebiyet vermemek için denemeye karar verdim. Yengem hocaya haber göndereceğini ve çağırdığında haber vereceğini söyledi. Biz abimle 3-4 gün kadar market, tarla koşuşturması içindeyken bir öğle vakti yengem markete geldi. Hocadan haber geldiğini ve yarın gideceğimizi söyledi. O gün marketi erkenden kapattık. Eve gidip boy abdestimi aldım ve iyice temizlendikten sonra hemen yatağa koyuldum. Sabah erkenden kalktık. Kahvaltımızı yaptıktan sonra abim, yengem ve ben arabaya atlayıp yola koyulduk. Yaklaşık 1,5 saatlik yolun ardından hocanın bulunduğu yere geldik. Yengem, hocanın evinin çevre kasabada olduğunu söylemişti. Fakat ev resmen dağın ortasında, ağaçların arasında bir yerdeydi. En yakın kasaba arabayla neredeyse 20 dakika kadar uzaktaydı. Hocanın evi 2 katlı, ahşap, eski bir yapıydı. Evinin etrafı çalılar ve paslı dikenli demir tellerle çevrilmiş, ufak bir bahçe yapmıştı. Ağaçların arasında kalan bu ev resmen dışarıdan kamufle olmuş durumdaydı. Arabayı yolun bittiği yerde bıraktık ve aşağıya indik. Bahçenin paslanmış demir kapısını yavaşça açarak içeri girdik. Etraf oldukça sessizdi. Etraf ağaçlık olmasına rağmen bir tane doğru düzgün kuş sesi yoktu. Eve doğru ilerlerken tüm sessizliği karşımıza çıkan
kapkara bir köpeğin havlaması bozdu. Bize doğru köpeğin koştuğunu fark edince korktuk ve koşarak kendimizi bahçenin dışına attık. Köpeğin boğazında tasma vardı fakat bir yere bağlı değildi. Ne hikmet bilinmez ama biz bahçeden dışarıya çıktığımızda köpek bizi kovalamayı bıraktı. Bahçe giriş kapısının önünde dikildi ve dişlerini göstererek bize fırlamaya başladı. O sırada hocanın evinin kapısı büyük bir gıcırtıyla açıldı. İçeriden 35-40 yaşlarında zayıf, saçları dökülmüş, cildi solmuş, çürük dişli bir adam koşarak çıktı. Elinde koca bir kırbaç vardı. Köpeğe doğru koştu ve kırbaçla çok sert bir şekilde defalarca vurarak "Onlar bizim misafirimiz" diye bağırdı. Köpek yediği kırbaçlardan sonra acılar içinde çığlıklar atarak kulübesine doğru kaçtı. Adam bahçe kapısını açtı ve bizi içeriye buyur etti. Tereddüt ederek içeri yavaş adımlarla girmeye başladık. İçimden "Böyle hoca mı olur" diye konuşarak yürüdüm. Evin dış kapısının önüne geldiğimde kafam, gözlerim bir anda yan taraftaki kümese takıldı. İçindeki tüm tavuklar bacaklarından tavana asılmış, hiç sesleri çıkmıyordu. Ben o görüntüyü de görünce korkmaya başladım. Yengem ve abim içeri girdiler. Arkalarından da ben girdim. Evin içinde ekşi, rahatsız edici bir koku vardı. Etraf oldukça dağınık ve her şey eskiydi. Tuhaf görünümlü cılız adam bizi bir odaya buyur etti. İçeri girdiğimizde minder üzerinde oturan yaşlı, siyahlara bürünmüş, gözleri sürmeli, esmer, yaşlı bir adam oturuyordu. Eliyle işaret ederek karşısına oturmamızı istedi. Etraf elektrik olmadığı için karanlıktı. Sadece birkaç adet mum bu karanlık odayı aydınlatmaya çalışıyordu. Ben gördüklerimden sonra iyice korkmaya başladım. Hatta kendimi geri dönmek istediğimi söylemeye hazırlıyordum. Tam ağzımı açacaktım ki hoca kafasını yavaşça kaldırdı. "Korkma evladım. Senin kısmetini birileri bağlamış. Burada derdine derman olacağız" dedi. Ben sesimi bile çıkaramadım. Cılız adam içeri elinde bir keseyle girdi. Yengem kolundaki iki bileziği çıkardı ve keseye attı. Daha sonra adam abimin önüne gitti. Abim de keseye birkaç tane altın koydu. Adam gözümüzün önünde sıkıca bağladı ve odadan çıktı. Benim altın verileceğinden haberim yoktu. Hoca ayağa kalktı ve ortaya "Yüzüstü yat evladım" dedi. Ben çekinerek dediğini yaptım. Kollarımı arkaya doğru getirdi ve arkadan bağladı. Ardından başka bir ip alıp ayaklarımı bağlamak için eğilirken "Hocam, emin misiniz?" dedim. Hoca cevap vermedi ve iki ayağımı da bileklerinden bağladı. Ardından eline bir örtü aldı ve kafamı okşayarak "Merak etme, hemen hallolacak" dedi. Elindeki siyah çarşafı da komple üzerime örttü. Etrafı hiçbir şekilde göremiyordum. Duyduğum tek şey ise hocanın eline aldığı makasla sırt bölgemdeki çarşafı kesişiydi. Sırt bölgemi kestikten sonra gömleğimi yukarıya doğru sıyırdı. Şimdi sırtım tamamen açıktı. Hoca Arapça gibi bir şeyler okuyarak sırtıma yapışkan, cıvık bir sıvıyı sürmeye başladı. Bu sürme işlemi bir süre devam etti. Ardından "Evladım, sırtına mum damlatıp ufak, derin olmayan kesik atacağım. Sakın korkma. Ardından işimiz bitecek" dedi. Ben sesimi çıkarmadım. Sırtıma 6-7 damla kadar mum damlattıktan sonra ufak bir kesik attı. Canım biraz yandı. Ardından hoca üzerimdeki çarşafı kaldırdı. Ellerimi ayaklarımı çözdü. Kolumdan tutup ayağa kaldırdı. Elindeki tası uzatarak suyu içmemi söyledi. Tek dikişli suyu içtim. "Hoca, evladım, işlemin tamamlandı. Yakın zamanda kısmetin açılacak. Tek yapman gereken bu gece kesinlikle duş alma. Sırtına su değmesin. Hatta aynaya falan bakma. Kapalı vaziyette sabaha kadar dokunma. Ezandan sonra istediğin saatte yıkanırsın" dedi. Hocaya teşekkür ederek evden çıktık. Arabada yengemin yüzünde çiçekler açıyordu. Ben şakaya vurarak "Yenge, hiç boşa sevinme. Ben inanmıyorum" dedim. Yengem de gülerek "Sen istediğin kadar inanma. Kısmetin öyle bir gelecek ki yengene her gün dua edeceksin" dedi. Ben ne kadar inanmasam da
Yengem haklı çıktı. Öyle bir yer, öyle bir zamanda, öyle bir kısmet ayağıma geldi ki resmen aşkın ne olduğunu o anda anladım. Hocanın evine gidişimizden birkaç gün sonrasında sabah marketi ben açtım ve abim de merkeze gidip toptancıdan mal almaya gitmişti. Saat 14 gibi abim bir hışımla dükkana girdi. Gözleri sinirden kan çanağı olmuş ve burnundan soluyordu. Hemen yanına gidip "İyi misin abi? Ne oldu?" diye sordum. Abim toptancıyla kavga ettiğini ve bize artık mal vermeyeceğini söyledi. Bu durum oldukça kötüydü. Çünkü yakınımızda iki tane toptancı vardı. Biri artık bize mal satmayacaktı. Diğeri ise abimin zamanında taktığı borçtan dolayı mal vermiyordu. Diğer toptancılar ise bize çok uzaktı. Abimle bir süre düşündükten sonra aklına bir fikir geldi. Diğer toptancı beni tanımıyordu. Ben abimin adını vermeden gidip mal alacaktım. Ertesi gün toptancıya gitmek için erkenden kalktım. Yataktan çıktığımda hocanın sürdüğü şeyin çok fazla sertleştiğini ve beni rahatsız ettiğini fark ettim. Banyoya gidip atletimi sıyırdım. Aynadan sırtıma baktığımda hocanın sürdüğü jel gibi şeyin kas katı kesilip duvar gibi olduğunu gördüm. Sıcak suya tutup uzun süren çabanın ardından sırtımı temizledim. Sırtımda başka bir şey kaldı mı diye aynada baktığımda şok geçirdim. Hocanın ufak kesik atıyorum dediği şey sırtımda garip simgeler içinde bulunduran bir daireydi. Hoca resmen sırtıma avuç içi büyüklüğünde bir simge kazımıştı. Sinirlerin tepeme çıksa da toptancıya yetişmem gerektiği aklıma geldi ve yola çıktım. Toptancıya vardığımda içinde acaba adam beni tanır mı düşüncesi vardı. Neyse ki korkulan olmadı. Ben de içeride rahatça mal seçmeye başladım. Mallara göz gezdirip alacaklarımı kenara ayırırken yanıma genç, güzel bir bayan geldiğini gördüm. O da benim gibi mal almaya gelmiş olmalıydı. Çaktırmadan göz ucuyla baktığımda resmen genç kadına vuruldum. Güzelliği beni benden almıştı. Kendimi öyle kaybetmişim ki kadına bön bön baka kalmışım. Genç kadın benim ona baktığımı fark etmiş olacak ki kafasını yavaşça bana çevirdi. Ufak bir tebessümle "Merhaba, bir sorun mu var?" dedi. Ben o anda kendimi tutamadım. Güzelliğinize hayran kaldım. "Çok özür dilerim," dedim. Genç kadın tekrar gülümsedi. "Çok teşekkür ederim. Daha önce bana kimse böyle güzel şeyler söylemedi," dedi. Elini uzatıp "İsmim Ahmer," dedi. Garip bir isimdir ama ben de elimi uzatıp tanıştım. Bir süre muhabbet ettik ve kendisi benimle bir çay içmek istediğini söyledi. Ben de hemen kabul ettim. İkimiz de mal seçimini bırakıp merkezde sahil çay bahçesine gittik. Kendisiyle saatlerce oturup sohbet ettik. Kendisi yakın bir çevredeki kasabada marketi olan varlıklı bir ailenin tek evladıymış. Ailesinden ve kendinden çokça bahsetti. O kendini bana anlattıkça ben ona daha da aşık oldum. Daha fazla dayanamadım ve oracıkta aşkımı itiraf ettim. Kendisi de bu konuda bana karşı boş olmadığını söyleyerek ilişkimizin ilk adımını atmış oldu. Akşam hava kararmaya yakın çay bahçesinde karnımızı doyurup vedalaştık. Yola çıkıp bizim kasabaya vardığımızda hava kararmış ve market çoktan kapanmıştı. Eve girdiğimde abim şaşkınlıkla "Oğlum sen neredesin kaç saattir? Sabah mal almaya gittin gelmedin," diye kızdı. Ben de olanları anlattım. Yengem yine gülücükler saçarak "Ben senin kısmetini açtıracağım, dediysem yaparım," dedi. Gidip yengemin ellerinden öptüm ve ona dualar ettim. Ahmer ile toptancıda buluşmalarımızı birkaç ay kadar devam ettirdik. İlişkimiz çok iyi gittiği için evlenmeye karar verdik. Abim ve yengemleri alıp aileleri tanıştırdık. Kızı istedik. Düğünümüzü gerçekleştirdik. Buraya kadar her şey çok güzeldi. Düğün günü sabırsızlıkla Ahmer'e kavuşacağım o anı bekliyordum. Neyse ki düğün bitti. Ahmer'le babamdan kalan diğer evimize geçtik. Ahmer gelinlikle yatak odasında karşımdaydı. Gerdek için o kadar sabırsızdım ki şükür namazı kılmadan Ahmer'i soymaya başladım. Cilveler yaparak "Çok sabırsızsın. Biraz sakin ol," dese de dinlemedim. Resmen kudurmuş bir hayvan gibi davranıyordum. Bir çırpıda kendi üzerimi de çıkardım. Ahmer bana sarıldı. Ben de Ahmer'e
Elleriyle sırtıma dokunurken bir anda geri çekildi. Şaşkınlıkla sırtıma yaklaşıp, "Bu şekil ne kadar güzel böyle, muhteşem duruyor," diyerek dokunmaya başladı. Belli ki hocanın attığı kesiğin izleri duruyordu. Kız kesikten tahrik olmuş olacak ki benden önce üzerime atladı. Gerdek gecemiz çok sert geçmişti. Gerdek bittikten sonra banyoya duş almak için geçtim. Hemen arkamdan Ahmer ağlayarak geldi. Kızın bacakları arasından dehşet derecede kan akıyordu. Ben kanı görünce dona kaldım. Kekeleyerek, "Canım, hemen hastaneye gidelim," dedim. Ahmer elini kaldırıp, "Merak etme, ben iyiyim, sen bekle, ben duş alıp çıkayım," dedi. Banyoya girdi ve kapıyı kilitledi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ahmer duş alırken ben de yatak odasına geçtim. Bir süre sonra Ahmer sinirli bir şekilde duştan çıktı. Hiçbir şey söylemeden yatak odasına gidip kapıyı kilitledi. Ben de arkasından gittim ve kapıyı tıkladım ama Ahmer ses vermiyordu. Birkaç dakika sonra üzerini giyip odadan çıktı. "Canımı yakma," dedim. "Yavaş ol," dedim. "Bana bunu neden yaptın?" dedi ve koltuğa oturup yere doğru gözlerini dikti. Ben de yanına oturup saçlarını okşadım. "Sen bana yapma etme demedin sevdiğim. Nereden çıkarıyorsun?" dedim. Cevap vermedi. Gözleri hala halıdaydı. Bir süre sessiz bir şekilde oturduktan sonra ayağa kalktı. "Ben yatıyorum," diyerek yatak odasına girdi ve kapıyı kilitledi. İlk gecemizde ben salonda, eşim ise yatak odasında uyudu. Sabah saatlerinde uykumu mutfaktan gelen çatal bıçak sesleri böldü. O anda Ahmer'in benimle barışmak için kahvaltı hazırladığını düşündüm ve bozuntuya vermeden kafamı yastığa tekrar koydum. Tam uykuya dalacakken mutfaktan gelen gürültü ve çığlık sesleriyle irkildim. Hemen yataktan fırlayarak mutfağa koştum. Ahmer çığlıklar atarak yerde yatıyordu. Çay demlerken üzerine çaydanlık devrilmişti. Hemen kucaklayıp apar topar hastaneye götürdüm. Vücudunun üst kısmı feci şekilde yanmış durumdaydı. 2 gün süren yanık ünitesindeki tedaviden sonra odaya çıkardılar. 2 günün ardından eşimi ilk defa görecektim. Odaya başım önde girdim. Ellerini tuttum ve "Nasılsın?" dedim. Ahmer'in gözleri doldu. Sesi titreyerek, "Evde biri vardı. Küçük bir çocuğa benziyordu. Ben sana kahvaltı hazırlarken odaya hızlıca girip çaydanlığı üzerime fırlatıp kaçtı," dedi. Yaşadığı olaylardan dolayı kafası bozulmuştur diye düşündüm. Sanki bir tavırla, "Sevgilim, öyle bir şey mümkün değil. Kapılar kilitli, camlar kapalıydı. Böyle bir şey olması imkansız," dedim. Ahmer ağlayarak, "Beni deli sanıyorsun. Beni sevmiyorsun. Uzak dur benden," diyerek hastanede kopardı yaygarayı. Binbir güçlükle sakinleştirdikten sonra Ahmer'i eve götürdüm. Ahmer'in yanıklarının iyileşmesi 15-20 gün kadar sürdü. Bu süreçte ben markete doğru düzgün gidemedim. Markette neredeyse hiç mal kalmadığından Ahmer'e bir günlüğüne yengem bakacaktı. Ben de toptancıya gidip mal alacaktım. Sabah yengem bize geldi. Ben de hemen üzerimi giyip doğru toptancıya yola koyuldum. Toptancıya varıp hızlıca malları seçmeye başladım. O sırada toptancının sahibi arkama yaklaştı. Elini omzuma koyup, "Nerelerdeydin kardeş? Uzun zamandır gelip gitmiyorsun. Bir sorun yoktur inşallah," dedi. "Ben de sizin burada tanıştığım bir kız vardı. Onunla evlendim. Bir de kızcağız düğünün ertesi günü kaynar suyla kendini yakınca yanından ayrılamadım," dedim. Adam gülümsedi. "Hayırlı olsun. Kim bu kardeşimiz?" dedi. "Ben de ismi Ahmer. Tanırsın sen. Hep buradan alışveriş yapar," dedim. Adam Ahmer deyince bir irkildi. Mırıldanarak, "Tövbe estağfurullah," diyerek birkaç kez tekrarladı. Ben de "Hayırdır abi, sorun ne?" dedim. Adam çekinerek, "Ahmer deyince aklıma bir şey geldi de boş ver," dedi. Ben aklına ne geldiğini ısrarla sorunca adam, "Ahmer diye bir cin ismi vardı. O aklıma geldi. İnsan kılığına bürünen, tehlikeli, 4 ifritten birinin adı," dedi. Ben de dalgaya vurarak gülmeye başladım. "Yok, bizimki insan," dedim. Adam omzuma tekrar dokundu, gülümseyerek, "Neyse, hayırlı olsun," dedi ve merdivenlerden üst kattaki yazıhanesine çıktı.
Adamın söylediklerini kendimce biraz düşündüm. Patavatsızlık yaptığının kanaatine vardım. Ne olursa olsun, eşim hakkında böyle konuşması doğru değildi. Adamın dediklerini bir kenara alıp işime koyuldum. Malları arabaya yükleyip kasabaya geri döndüm. Evin önüne geldiğimde Ahmer, abim ve yengem bahçede şen şakrak muhabbet ederken gördüm. Ahmer'i mutlu görünce ben de mutlu oldum. Selam verdim ve yanlarına oturdum. Hayırdır, ne bu mutluluk böyle dedim. Yengem sabırsızlıkla müjdemi isterim, baba oluyorsun dedi. Ben bunu duyunca sevinçten havalara uçtum. Her birine tek tek sarıldım. Kendimi tutamadım. Yenge, nereden biliyorsunuz dedim. Yengem de kızın bulantısı tuttu. Biz de doktora götürdük. Hamileymiş işte dedi. Ben tekrar sevinçten zıplaya zıplaya her birine sarıldım. Akşama kadar bahçede oturduk. Sohbet muhabbet, yemek çay derken abimler hava kararınca evlerine geçtiler. Biz de Ahmer'le baş başa kaldık. Uzun zamandır Ahmer benimle küs gibiydi. Bu olayın bizi tekrar yakınlaştıracağını düşünüyordum. Fakat abimler gidince Ahmer yine buz gibi kesilip yüzünü astı. Ben de elinden tutup neden böyle yapıyorsun sevdiğim dedim. Ahmer elini geri çekip ayağa kalktı. Sinirli bir şekilde çekil şuradan deyip arka bahçedeki eski ahıra doğru yürüdü. Karanlıkta düşer bir şey olur diye ben de peşinden koştum. Ahmer hızlı adımlarla ahırın kapısından içeri girdi. Ben de arkasından içeri daldım. Ahır zifiri karanlıktı. Yıllardır kullanılmadığından oldukça havasızdı. Karanlığın içerisinde Ahmer'i görmeye çalışıyordum. Az önce içeri girmişti. Saklanması bile neredeyse imkansızdı. İçeride çıt sesi bile yoktu. Etrafta göz gezdirdikten sonra yavaşça içeriye doğru birkaç adım attım. Arkamdan ahırın kapısı sert bir şekilde kapandı. Korkudan olduğum yerde sıçradım. Hemen arkamı dönüp kapıya elimi attım. Kapıyı açmaya çalıştım fakat kapı bir türlü açılmıyordu. Ahır yıllardır kullanılmadığı için kilitli değildi. Ben ne kadar güç sarf edip kapıyı açmak için asılsam da kapı yerinden oynamıyordu. Sanki çok güçlü birisi kapıyı arkadan sıkıca tutuyor gibiydi. Korkum iyice yükseldi. Kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Panikle bağırarak "Ahmer, kapıyı aç. Yaptığının hoş olduğunu mu sanıyorsun?" dedim. Ahmer'den cevap yok. Birkaç defa Ahmer cevap ver diye bağırınca ensemde soğuk bir nefes hissettim. Ahırın içinden, arkamdan Ahmer'in sesi geldi. "Bu gece buradan çıkmayacaksın." Korkudan tir tir titriyordum. Yavaş yavaş kafamı arkaya çevirdim. Karanlığa iyice alışan gözlerimi ahırın her yerinde gezdirdim. Ahmer içeride değildi. Bugün adamın bana söylediklerini de düşününce sessiz bir şekilde sırtımı kapıya yaslayarak çömeldim ve ağlamaya başladım. Ahırın bir tane ufacık penceresi vardı. O da tam karşımda, ahırın diğer ucundaydı. Oraya gidip pencereden çıkacak cesaretim de yoktu. Bu yüzden gözlerimi kapadım. Yüzümü dizlerime yaslayarak ağlamaya devam ettim. Bir süre sonra oracıkta uyuyakalmışım. Gecenin geç saatlerinde bir gürültü beni uykudan uyandırdı. Ahırın içerisinde ne dediği anlaşılmayan bir kalabalığın sesine benzer sesler duyuyordum. Bunun yanında ahırın içinde koşuşturmalar, ayak sesleri de geliyordu. Yüzümü kaldırıp gözümü bile açmak istemiyordum ama bu gürültünün ne olduğunu da merak ediyordum. Daha fazla dayanamadım. Yavaşça başımı kaldırıp gözlerimi açtım. Karşılaştığım manzara karşısında tıpkı karabasan görmüş gibi donakaldım. Hareket edemiyor, konuşamıyor, gözlerimi dahi oynatamıyordum. Ahırın içinde 10-15 kadar minik boylu, insana benzeyen gölge gibi varlıklar, ortada duran ve karanlıkta çok zor fark edilen koyu kırmızı renkli, 2 metre kadar boyu olan bir varlığın etrafında duruyordu. Bir süre bu gürültü devam ettikten sonra ortada duran 2 metrelik gölgenin gözlerinin belirdiğini gördüm. Gözü köz gibi kırmızı ve parlaktı. Etrafındaki ufak varlıklar bu göz meydana çıkınca hareketlenmeye başladılar. Tıpkı insan gibi yürüyüp hareket ediyorlardı. Birkaç saniye sonra sırtımda dayanılmaz bir yanma hissettim. Resmen biri benzin dökmüş ve sırtımı aleve vermişti. Canımın o kadar yanmasına rağmen
Hala yerimden kıpırdayamıyor, çığlık bile atamıyordum. Sırtım yandıkça varlıkların sesleri daha da artıyordu. Sırtımdaki yanma hissi bir süre sonra bir anda kesildi. O varlıklar tekrar 2 metrelik varlığın etrafına toplandı ve seslerini kestiler. Ardından karşımda duran ahırın penceresinden beyaz renkte bir esinti içeri girdi. Görüntüsü bulut gibiydi. Ortadaki varlığa yakınlaştığında bunun Ahmer'in silüeti olduğunu fark ettim. Uzun boylu varlığın ayağının dibinden yuvarlak tarzı bir şeyi eline aldı ve demirden bir bardağın içine bir şeyler doldurdu. Ardından bana yaklaşarak bardağı doldurduğu şeyi içirdi. İçtiğim şeyin tadı resmen kandı. Hatta kandan daha da iğrençti. Midem bulanıyor ama içtiğim şeyi kusamıyordum. Bir süre sonra olduğum yerde başım dönmeye, gözlerim kapanmaya başladı ve olduğum yere yığılıp bayıldım. Öğle vakitlerine doğru gözlerimi açtım. Hala ahırın içindeydim. Dün gece neler olduğunu sorgulamaya çalışıyordum. Rüya mı yoksa gerçek mi bilmiyordum. Doğrulup etrafa baktım. Karşıdaki pencereden içeriye düşen ışık hüzmesi az da olsa içeride ne olduğunu bana gösteriyordu. Ayağa bir çırpıda kalktığımda kapının çaldığını duydum. Dışarıdan abimin sesi geliyordu. Kapıyı alacaklı gibi sert ve hızla vuruyordu. Kapıyı açmaya çalıştığımda kapının kilitli olduğunu fark ettim. O sırada kapının içeriden mandalının takıldığını fark ettim. Mandalı çektim ve kapıyı açtım. Abim kapı açılınca suratıma sert bir tokat attı. Tokatın etkisiyle geriye doğru düştüm. Abim öfkeyle bana bağırıyor. Yengem ve Ahmer arkasından bana bakıyordu. Abim, ulan utanmaz, gece gece bu hamile kızı korkutmaya utanmıyor musun diye bana bağırdı. Ben de şaşkınlıkla ne kızı ne korkutması abi diye sordum. Abim bana doğru eğilip bir tokat daha attı. Gece vakti kaçıp kendini ahıra kilitlemişsin. Kız arkandan gelmiş, kapıyı açmamışsın. Kız korkmuş, gece vakti eve dönmüş. Sabah geldi kapıya söyledi. Derdin ne senin diye hakaretler saydırarak bağırmaya devam etti. Ben de olduğum yerden doğrulup sert bir tavırla asıl beni oraya Ahmer kilitledi dedim. Kanıt aramak için arkamı döndüğümde yerde ortada derisi soyulmuş keçi iskeleti olduğunu gördüm. Hemen koşup elimi aldım. Bak abi, bundaki kanı da bardağa doldurup bana içirdi. Bu insan değil diyerek çıkıştım. Abim üzerime gelip bu sefer sağlam bir yumruk atıp beni yere serdi. Ardından ulan ahlaksız köpek, hamile kızın canı kelle çekmiş, benden istedi, ben de aldım getirdim, kızın rızkını da alıp buraya getirmişsin, yerlerde heba etmişsin, yakışıyor mu sana, bir daha alkol içersen seni öldürürüm dedi. Ben burnumdan akan kanı silip ayağa kalktım ve koşarak ahırdan çıktım. Kasabada mezarlığın yanındaki çeşmeye gidip elimi yüzümü yıkadım. Ardından abdestimi alıp anne ve babamın mezarına gittim. Dualar okudum. Hatta oturup olanları onlara anlatarak içimi döktüm. Daha sonra oradan çıkıp yavaşça dükkana gittim. Abim dükkanı daha yeni açıyordu. Abimin yanına vardım. Abi beni ne olur dinle dedim. Abim söyle dinliyorum dedi. Ben gece olan her şeyi abime anlattım ve ekledim. Ben onun insan olduğuna inanmıyorum. O eve gitmeyeceğim. Kabul edersen sende kalırım. Yoksa gider bir yer bulurum dedim. Abim anlattıklarımın hiçbirine inanmamıştı. Elini omzuma dayadı. Bak oğlum, senin alkolle işin olmaz. Ama dün o müjdeli haberi duyunca gidip alkol alıp içmişsin. Sonra da kendini ahıra kilitlemişsin. Kız sabah gelip tüm olanları bana anlattı. Sen alkolün etkisiyle bu yaşadıklarını gerçek sanıyorsun dedi. Abim bana inanmayı bırakın. Beni kendine inandırdı. Uzun süren bu konuşmanın ardından bunun rüya ya da alkolden olduğu kanaatine vardım. Abim, hadi bugün evine git. Kızın yanında dur. Barış gönlünü al dedi. Ben de yavaş yavaş çıktım yola. Eve geldim. Kapıyı çaldım. Kapıyı Ahmer açtı. Beni görünce boynuma sarıldı. Bir daha beni korkutma dedi. Ben bunu duyunca durumun içmediğim alkolü içtiğime kendimi iyice inandırdım. Ahmer beni içeriye buyur etti. Bana güzel bir kahvaltı hazırlamıştı. Sofraya oturup kahvaltımızı ederken bir anda canım adının anlamı ne demek diye sordum.
Bana baktı ve gülümsedi. Bilmediğini söyledi. Ben de fazla üstelemedim. Akşama kadar bahçede öyle boş boş oturduk. Hava kararınca hemen yatağa girip uykuya daldık. Gece vakitlerinin ortasında yine uykum bölündü. Beni uyandıran Ahmer'di. Tek gözümü açtım ve uyku sersemi. Ne oldu Ahmer dedim. Ahmer fısıltılı bir sesle. Dışarıda birileri var. Cama taş attılar. Ben de cama çıktım. O anda sinirlendim ve hemen cama çıktım. Çığırda bir sürü gölge hareket ediyor ama kim olduklarını kestiremiyordum. Camı açıp kaba ve yüksek bir sesle "Hayırdır lan, kimsiniz?" diye bağırdım. Gözle göremediğim bir yerlerden bana da taş atılmaya başlandı. Sinirimin üstüne sinir eklenince dayanamadım. Kapının arkasında duran sopayı alıp üstlerine koşmaya başladım. Camı taşlayanlar ağır adımlarla ileride duran mısır tarlasının içine doğru gidiyorlardı. Derinden birini yakalama umuduyla ben de arkalarından dalıp mısır tarlasının içine girdim. Mısır koçanları arasında taşlayanlardan birini yakalama umuduyla ilerliyordum. Bir süre ilerledikten sonra durdum ve ayak seslerini duyarım umuduyla dikkat kesildim. Tarlanın ilerisinde o anda bir çığlık yükseldi. Yardım edin diye bir çığlıktı bu. Bir daha tekrarlandığında bu sesin Ahmer'e ait olduğunu düşündüm ve sesin geldiği yere doğru koştum. Ben koşarken boyumu geçen mısırlar da yüzme ve vücuduma çarpıyordu. Bir süre koştuktan sonra kısık bir sesle ağlama sesi duydum. Koşmak yerine sese doğru yavaş adımlarla ilerledim. İleride koçanların arasında yere oturmuş ve ağlar vaziyette biri duruyordu. Bu Ahmer'di. Yavaşça yaklaşıp "Geldim canımın içi, korkma. Seni şimdi buradan götüreceğim." dedim. Elimi Ahmer'e doğru yavaşça uzattım. Ahmer ayağa doğru arkası dönük bir şekilde kalktı. Ahmer ayağa kalkarken ben yine felçli gibi dona kaldım. Ahmer 2 metre kadar boyundaydı. Arkasını bana doğru döndüğünde gözlerinin alev gibi kırmızı ve parlak olduğunu, suratının ve ellerinin yanıklar içinde olduğunu gördüm. O sırada korkuyla içimden enzü besmele ve kelime-i şehadet getirdim. Ne olduysa bir anda ellerim ayaklarım kendine geldi. Hemen ayağa kalkıp geldiğim yere doğru çığlıklar ve bağırışlar içinde koşmaya başladım. Hiç olmadığım kadar hızlıydım. Tam tarladan çıkıp kurtuluyorum derken ayağım bir yere takıldı ve yere düştüm. Düşerken başım yerdeki bir taşa çarpmam sebebiyle oracıkta bayılmışım. Gözlerimi açtığımda bir hastanede ellerim kelepçeyle yatağa bağlı vaziyette kendimi buldum. Burası etrafa bakacak olursak bir akıl hastanesiydi. Yaşadıklarıma anlam vermekte güçlük çekiyordum. Bir süre göz ucuyla etrafa boş boş baktıktan sonra başıma gelenleri sorgulamaya başladım. Kendi kendime "Burası akıl hastanesi olmalı. Bir kadına aşık oldum. O da bana aşık. Evlendik. Eşim hamile kaldı. Herhalde oradan sonra kafayı yedim. Ya da bilmediğim bir psikolojik rahatsızlığım vardı." diye düşünürken etraf bir anda gri renge dönüştü. Duvarlar sanki kırışmış bir örtü halindeydi. Kulağımda garip bir çınlama meydana geldi. Yattığım yerde başım dönüyordu sanki. Korkmaya başladım. Kalkıp kaçmak istedim ama nafile. Ellerim yatağa bağlıydı. Kendi kendime haykırıyor, "Yardım edin!" diye bağırıyordum. Bir süre sonra iki kadın doktor içeriye girdi. İkisinin de saçları yüzünü örtüyordu. Sol tarafıma yan yana dizildiler. Bir süre öylece baktılar. Kulağımdaki çınlama daha fazla arttı ve dehşet verici hale geldi. Etraf deprem olurcasına sallanıyor, duvarlar hareket ediyordu. Çınlamanın yanında anlayamadığım garip fısıltılar işitiyordum. Solumdaki doktor görünümlü iki kişi bir anda odanın etrafında çok hızlı hareketler yapıyor, duvarlarda ve tavanda dahi yürüyordu. Gözle yakalamak oldukça zordu. Korkudan tir tir titriyordum. Ağlamaya başladım. "Yeter, yalvarırım durun!" diye haykırıyordum. Bir süre sonra altıma işediğimi fark ettim. Bu durum birkaç dakika kadar devam ederken etraf yavaşça normale dönmeye başladı. Gözlerimi birkaç kez açıp kapattığımda her şey normale dönmüş. Sol yanımdaki doktorlardan biri başımı tutarken diğeri ise bana iğne yaptığını fark ettim. İğneden hemen sonra sakinleştim.
bir anda gevşedim. Doktorlardan başımı tutan kadın kulağıma eğilip "Biraz daha bekle, her şey bitecek" dedi. Ardından gözlerim yavaşça kapandı. Bayılıp kaldım. Bu hastanede günler, belki de haftalarca kaldım. Hastanede kaldığım günlerde neredeyse her gün korkunç sesler işittim ve görüntüler gördüm. Ne zaman korksam doktorlar içeriye giriyor, bana iğne vuruyor ve bayılmadan hemen önce "Biraz daha bekle, her şey bitecek" diyordu. Yine günlerden birinde doktorlar odanın kapısını açıp tuvalete gitmem için izin verdiler. Odadan çıktığımda genelde yanımda doktorlar duruyor fakat tuvaletteyken yalnız bırakıyorlardı. Doktorlar koluma girip beni tuvalete bıraktılar ve kapıyı kilitlediler. Tuvaletimi yaptım ve yüzümü yıkıyordum. Aynada yüzüme baktığımda gördüğüm şey suratımın parçalanmış olmasıydı. Çürümüş ve gözlerim siyaha bürünmüş durumdaydı. Fakat gerçekte böyle olmadığını, bunun sadece psikolojik olduğunu biliyordum. Taneye geldiğimden beri hiç dışarı çıkmamış, hatta gökyüzünü içeriden dahi görmemiştim. Dışarıyı görme ümidiyle tuvaletin pencereli olup olmadığına bakmak istedim. En köşedeki tuvalet kabinine girdim. Ufacık bir pencere vardı. Klozetin üzerine basıp pencereye doğru kafamı uzattım. Bu ufak pencere ile dışarısı arasında sadece plastik sineklik teli vardı. Dışarıyı görme özlemiyle tellerin ardına baktığımda ilk gördüğüm şey etraftaki otlardan ibaretti. Görünüşe göre ben bodrum kattaydım. Kendimi burada huzursuz ve korku dolu hissettiğimden dolayı sinekliği yırtıp kaçmayı deneyecektim. Besmele çektim. Uzamış tırnaklarımı sinekliğe takarak 4-5 hamlede sinekliği yırtıp attım. Hiç vakit kaybetmeden önce iki kolumu, ardından başımı ve gövde ve ayaklarımı dışarıya çıkardım. Etrafa birkaç saniye bakındım. Burası sessiz sakin ormanlık bir alandı. Etrafta ne bir ev, ne bir araba, ne bir insan vardı. Hayrete düşmüştüm. Etraftaki bu sessizliği yaklaşık 20 metre kadar uzaklıktaki köpeğin havlaması bozdu. Kafamı çevirdim ve köpekle yüz yüze geldim. Şimdi kapkara bir köpek vardı. Bir saniye, bu hocanın köpeğiydi. Arkama baktığımda hastane diye haftalardır yattığım yer hocanın eviydi. Gözlerime inanamadım. Bunun gerçek mi yoksa hayal mi olduğunu anlayamıyordum. Birkaç saniyelik duraksamadan köpeğin üzerime fırlamasıyla beraber durgunluğum bozuldu. Hemen aklıma bahçeden çıktığımda köpeğin peşimi bırakacağı geldi. Tüm gücümle bahçenin çıkış kapısına doğru koşarken köpek de süratle arkamdan geliyordu. Köpek o kadar hızlı koşuyordu ki ayak seslerinden bana yaklaştığını çok net duyuyordum. Tam bahçe kapısına vardığım anda köpek altındaki pantolondan beni yakaladı. Bunun üzerine ben de dengemi kaybedip bahçe kapısından dışarıya doğru uçarak yere düştüm. Köpek de ısırığının etkisiyle benle beraber dışarıya yuvarlandı. Yere yuvarlandığımda kendi kendime işim bitti derken bir anda köpeğin çığlıkları beni ayağa dikti. Köpek bahçeden dışarı fırlamasıyla birlikte cayır cayır yanmaya başladı. Bir anda tüm vücudu alev almış vaziyette çığlıklar atarak hocanın evine doğru koşmaya başladı. Bu gürültüyle birlikte evin kapısı açıldı. Kirden önce hocanın yardımcısı olan zayıf adam, ardından da hoca çıktı. Sıska adam alevler içindeki köpeği kucaklayıp arka bahçeye doğru panikle koşmaya başladı. Hoca ise direkt gözlerimin içine bakarak bir şeyler fısıldadı. Aramızda 40-50 metre mesafe olmasına rağmen ben fısıltısını duymuştum. Dediklerini tam anlamasam da inni, cinni, iblis gibi bir şeyler dedi. Ben korktum. Hemen ormanın derinliklerine koşarak oradan uzaklaşmaya başladım. Ben koştukça etrafımdaki ağaçların arasında sanki birileri de benle beraber koşuyordu. Ayak sesleri, at nalı sesleri duyuyordum ama ne arkamda ne de yanlarında kimseler yoktu. Bir süre sonra ana yola yaklaşırken hocanın bağırış seslerini duydum. Yer zelzele olurcasına sallanırken ben kendimi ana yola atıverdim. Nefes nefese kalmıştım. Artık koşacak dermanım yoktu. Vücudum terden sırılsıklam olmuştu. Ana yoldan vızır vızır arabalar geçiyordu. Bir süre soluklandıktan sonra
arabalara beni alması için işaret ediyordum. Fakat beni almak için kimse durmuyordu. Bu arada ben ana yola çıktıktan sonra ne hocanın sesi ne de başka bir şey duymamıştım. Her şey normale dönmüştü. Hava kararmadan yakın bir yerleşim yerine gitmek için otostoptan vazgeçip yürümeye başladım. Yaklaşık 3 kilometre kadar yürüdükten sonra bacaklarımda derman kalmadı. Kendimi yolun kenarına attım. Yüzümü yere koyup hüngür hüngür ağlamaya başladım. Tamamen pes etmiştim. Ne olacaksa olsun düşüncesiyle öylece yatıp ağlamaya devam ettim. Her şeyin bitti dediği anda yoldan geçen bir araba durdu. Arabanın kapısı açıldı. Kafamı yana doğru çevirip arabaya baktım. Beyaz, eski bir Toros'tu. Arka kapısından yaşlı, beyaz saçlı, beyaz sakallı bir dede indi. Önden de cübbeli, 20'li yaşlarda genç bir erkek indi. İkisi de kollarımdan tutup beni yavaşça arabanın arkasına oturttular. Ardından genç direksiyona geçti ve hoca da yanıma oturdu. Arabanın bagajına doğru uzanıp eline bir matara aldı. Ardından kendi ellerine döküp önce yüzümü sildi. Ardından suyun kalanını içirdi. Adamların kim olduğunu, beni nereye götürdüklerini bilmiyordu. Benimle hiçbir şey konuşmamışlardı. Arabada akşam saatlerine kadar süren birkaç saatlik yolculuğun ardından bir köye giriş yaptık. Genç oğlan arabayı bahçeli bir köy evinin içine park etti. Arabadan inip arka kapıyı açtı. Hoca kolumdan tutup, "Gel evladım, bugün benim misafirimsin," dedi. Nedendir bilmiyorum ama bu adama güvenmiştim. İkiletmeden yaşlı adamla beraber arabadan indim. Ardından yaşlı adamın evine girdik. Genç adam içeriden temiz kıyafet ve çamaşırlar getirdi. "Abi al bunları. Önce bir duşa gir. Gusül abdesti al. Sen çıkana kadar ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım," dedi. Ses etmeden kafamı sallayarak onayladım. Duşa girdim ve aylardır yıkanmamanın vermiş olduğu tüm kiri üzerimden attım. Ardından gusül abdestimi aldım ve besmelemi çekip duştan çıktım. Temiz kıyafetler ve duş beni çok rahatlatmıştı. Salona girdiğimde yaşlı adam kurduğu yer sofrasına buyur etti. Yemeğe başladığımızda kendimi tutamadım. "Sizi bana Allah gönderdi," dedim. Yaşlı adam, "Evet, fakat sofrada bunları konuşmayalım," dedi. Yemeğimizi yedik ve sofra duamızı edip şükrettik. Genç oğlan sofrayı toplarken hoca da beni yandaki odaya çağırdı. İçeriye geçip mindere oturduk. Genç bize birer bardak çay getirdi. Çayımızı yudumlarken yaşlı adam, "Anlat bakalım evlat, senin hikayen nedir?" dedi. Ben de tam en başından abimin evinde kaldığım günlerde Ahmer'e aşık olduğum günlerden başlayarak anlattım. Hoca beni sonuna kadar sessizce dinledi. Derin bir iç çekti. Çayını yudumladı. "Evladım, Ahmer nedir? Sen bilir misin?" dedi. Hayır manasında kafamı salladım. "Hoca, o zaman ben sana anlatayım," dedi. "Ahmer dediğin şey Arap Yarımadası'nda 4 büyük padişahtan biridir. Çok güçlü bir cin ordusuna sahiptir. Okült sıralamasında 4 kaba elementten meydana gelmiş. Bu sayede kimi zamanlar yoğunlaşarak insanların görebileceği bir forma bürünür. Öfke ve nefret doludur. İnsanlara büyük zararlar veren, kimi zaman hayvan, kimi zaman insan, çok nadir de kendi şeklinde gözükür. Cinler içinde en korkuncu olarak bilinir. Beni yanlış anlama evladım ama karım diye evlendiğin kişi eğer insan değilse senin için çok kötü," dedi. O anda aklıma mal aldığım toptancanın sözleri geldi. Bir süre sessizce düşüncelere daldım. Yaşlı adam sessizliği bozdu. "Tüm kabahat senin, günahı vebali senin," dedi. Şaşırdım. "Nasıl hocam?" diye sordum. "Bak evladım, sen kısmetini Allah'tan değil cinlerden istemişsin. Dua etmek yerine gidip cinlere sığınmışsın. Büyü yaptırmanın ne kadar büyük günah olduğunu bilmiyor musun?" dedi. Kafamı önüme eğdim ve sustum kaldım. Yaşlı adam, "Şimdi uyumak yerine doğru abimin evine gidiyoruz. Kendisi bu konularla bilgili. Sana inşallah yardımcı olur," dedi. Çaylarımızı bitirdik. Evden çıktık. Birkaç dakika yürüyüşün ardından yaşlı adamın abisinin evine geldik. Odaya geçip tüm olanları ona da baştan anlattım. Yaşlı adamın abisi de
bize Ahmer'in ne olduğundan bahsetti ve ardından ''Evladım, senin hoca diye gittiğin adama biz Karahüddam diyoruz. Kendisi cinci hoca falan değil, bildiğin cinlere hizmet eden, onlarla evlenen, onlarla beraber yiyip içen, rızkını onlardan alan biri. Kendisi böyle büyük işleriyle uğraşmaz ama belli ki seni bir şeyle kullanmak istemiş. Ne olduğunu din kardeşlerimizden öğrenmeliyiz.'' dedi. Şaşırdım ve ''Din kardeşlerimiz kim hocam?'' dedim. ''Hoca öğreneceksin.'' dedi. Ardından odadan çıktı. Üzerini değiştirip geldi ve ''Hadi gidiyoruz.'' dedi. Hoca, yaşlı adam ve gençle birlikte yürüyerek çıktık yola. Ormanın içine daldık. Yürümeye devam ettik. Ormana girince içimi sıkıntı bastı. ''Hocam, ben gelmek istemiyorum.'' dedim ve durdum. Hoca, ''Yürü evladım, sen gelmeden olmaz.'' dedi. Ben gitmemek için dirensem de bir süre ikna etmeye çalıştılar ve düştük yola. 5 dakika kadar yürüdükten sonra bir kayalığın tepesine vardık. Hoca daire biçiminde hepimizi oturttu. Sıldayarak dua gibi bir şeyler okudu. Okurken de bir yandan ortaya koyduğu gümüş tasın içine su doldurup işaret parmağıyla yavaş yavaş karıştırdı. Bir süre sonra kafama elini uzatıp saçımı kopardı. Kopardığı telleri suyun içine atıp karıştırmaya devam etti. Bir süre sonra suyu karıştırmayı bıraktı. Ayağa kalktı ve tastaki suyu kayalıklardan aşağıya döktü. Ardından tekrar eve döndük. Saat o kadar geç olmuştu ki artık hava aydınlanmaya başlamıştı. Hocaya, ''Hocam ne olur artık yeter. Allah aşkına anlatın. Ben neyin içindeyim? Bana yardım edecek misiniz?'' dedim. Hoca, ''Elbette yardım edeceğim evladım. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.'' dedi. Sonra da ekledi. ''Karahüddam denilen cinlerin çırağı seni çok vahim bir şeyde kullanmış. Ahmer denen dişi cin dünyaya fesat yayacak evlatlar doğurmak için insana ihtiyaç duymuş. Bu Karahüddam da senin durumunu öğrenince karşısına çıkarmış. Aslında tek istedikleri bebek doğana kadar yaşayacaksın. Bebek doğduktan sonra ise intihar edecek duruma gelip kendini öldürecektin. Böylece evladına ulaşamayacaktın. Tek istedikleri buydu. Fakat olaylar daha da büyümüş. Hüddam'ın cinlerden istediği koruyucu cinli varlığı yakarak öldürmüşsün.'' dedi. Hocanın dediği koruyucu cinli varlık sanırım bahçede yanan köpekti. Hoca sözlerine devam etti. ''Bebeğin dünyaya gelmesine fazla bir şey kalmamış. Birkaç saat uyuduktan sonra seni evine bırakacağız. Bizi gördüğünden Ahmer'e bahsetme. Onu sevdiğini ve hastaneden bu yüzden kaçtığını anlat. Evde seni korkutacaklar ve intihara sürüklemeye çalışacaklar. Sakın korkma. Dediklerine inanma. Bize çocuğun dünyaya geleceği duyurulduğunda oraya geleceğiz. Yapman gereken onun evden kaçmasına izin verme. Biz eve gelene kadar oyala.'' dedi. Ardından biraz daha konuştuk. Beni yaşadığım kasabanın girişine bırakıp gittiler. Şimdi ufak korku ve tedirginlikle kimseye gözükmeden eve geldim. Kapıyı çaldığımda Ahmer karşımdaydı. Bir gördüğünde ağlayarak kollarını boynuma doladı. ''Sevgilim, seni çok özledim. Sonunda döndün.'' dedi. Ben de ona sarıldım ve ağlamaya başladım. Sevdiğim kadın karşımdaydı. O gerçekti ve ben sarılıyordum. Bana düzelip geri döneceğini biliyordum. ''Asla bırakma beni.'' dedi. Bir anda hocanın saçmaladığını ve yaşadıklarımın psikolojik olduğunu düşündüm. Ahmer elimden tuttu ve içeri aldı. Karnı oldukça şişmişti. ''Ne ara bu kadar büyüdüğünü?'' sordum. Ahmer sakin bir şekilde, ''Seni hastaneye yatırdık. Hatırlamıyor musun, kaç ay geçti? Bebeğimiz yakında dünyaya gelecek.'' dedi. Karnını okşadım. Bebeğimiz karnına da tekme atıyordu. Artık hocanın dedikleri umurumda değildi. Beni intihara sürüklemiyordu. Bebeğimiz ve karım gerçekti. Karşımdaydı. Hiçbir sorun ve sıkıntı olmadan evimizde günlerimiz geçmeye başladı. Artık doğuma az kalmıştı. Ahmer'in karnı şişmiş, yürümekte zorluk çekiyordu. Hamileliğin yaklaşmasından dolayı yengemi evinden alıp bize getirdim. Ben markette çalışırken ona bakmasını ve bir şey olursa bana haber uçurmasını tembihledim. Yengemle Ahmer'i evde bıraktıktan sonra markete doğru yürümeye başladım.
Bir süre sonra alt sokaktaki Musa amcanın evinden feryat sesleri geldiğini işittim. Hemen koşarak avlunun kapısını açıp içeri daldım. İçeride Musa amca ve eşi yere çökmüş, dizlerini döverek ağlıyorlardı. Hemen yanlarına gidip "Ne oldu Musa amca?" dedim. Yaşlı adam ağlayarak parmağıyla işaret etti. Musa amcanın varı yoğu olan iki ineği ölü vaziyette yerde yatıyordu. Acele bir şekilde "Bekle Musa amca, muhtarı alıp geliyorum" diyerek koşarak çıktım. Bir süre sonra muhtarın bahçesine daldım. Bahçe oldukça kalabalıktı. Kasabanın erkeklerinin çoğu bahçede muhtarla bir şey konuşuyordu. Yaklaştıkça konuşmanın hararetli olduğunu fark ettim. Bahçeye daldım ve muhtara olanı anlattım. Muhtar da "Biliyorum, biliyorum. Köy bir hastalık sardı. Gece vakti köydeki tüm hayvanlar ölmüş. Viveren ağaçlar tamamen solmuş. Ekinler hiç olmuş" dedi. Bu durum oldukça şaşırtıcıydı. Böyle bir şey olması imkansızdı. İnsanların yüzlerindeki çaresizlik seziliyordu. Birden aklıma bebeğin doğumuyla ilişkili olabileceği geldi. Hemen eve doğru koşmaya başladım. Bahçe kapısından içeri daldım. Evin kapısı da açıktı. Eve daldığımda yengemi yerde baygın halde yatarken gördüm. Hemen yere çöküp yengemi sarsarak uyandırmaya çalıştım. Bir süre sonra yengem gözlerini yavaşça açtı. Telaş içinde "Yenge ne oldu sana? Ahmer nerede?" diye sordum. Yengem gözlerini zor açıyordu. Halsizlik içinde "Affet beni yeğenim. Ahmer gerçek değil. Ahıra kaçtı. Hepsi benim yüzümden. Affet" dedi ve tekrar bayıldı. Yengemi tekrar sarsam da uyanmadı. Hemen kucakladım ve bizim markete götürdüm. Abim yengemi o halde görünce telaşlandı ve "Ne oldu?" diye bağırmaya başladı. "Abi ne olur sorma. Yengemi hastaneye götür. Ahmer doğuruyor ve evden kaçmış. Ben de onu aramaya gidiyorum" dedim. Arkama bile bakmadan eve doğru koşmaya başladım. Yolda bir sürü ölü kedi, köpek, kuş vardı. Gerçekte köyde olan hiçbir şey normal değildi. Ahmer'i bulup eve kilitlemeli ve hocanın gelmesini beklemeliydim. Eve soluk soluğa girdim. Bütün odaları tek tek baktım ama Ahmer oralarda yoktu. Koşarak ahıra girdim. Ahmer ahırın tam ortasında baygın halde yatıyordu. Yanına doğru koştum. Ahmer'in yanına geldiğimde kapı yine sert bir şekilde kapandı. Etraf bir anda kararmıştı. Uğultular ve çığlıklar duymaya başladım. Ardından vücudum kas katı kesildi. Ahmer'in yattığı yerde hafif bir aydınlık belirdi. Yerde kazılmış mezar olduğunu gördüm. Birileri beni o çukurun içine doğru itekledi ve sert bir şekilde içerisine düştüm. Mezarın etrafında çember şeklinde bir ateş belirdi ve bir ses Arapçaya benzer bir dildi kulağıma fısıldadı. Türkçe hariç hiçbir dil bilmememe rağmen mezarın içinde dediklerini çok net anladım. "Sen bizden birini yaktın. Biz de senin mezarında yakacağız." O anda korku vücudumun ve ruhumun tüm derinliklerine kadar işlemişti. Yerimden kıpırdayamıyordum. Alevden gözleriyle uzun boylu gölgeler bir anda etrafımda belirdi. Ateşin hemen üzerinden gözlerini bana dikmiş, tepeden öfkeyle bakıyorlardı. Ardından biraz geri çekildiler. Etrafım bu sefer cüce boyutlarda iğrenç kokulu, korkunç suratlı varlıklar çevirdi. Elindeki siyah, kan içindeki tahtaları üzerime doğru döşemeye başladılar. Onlara haykırmak, bağırmak, konuşmak istiyordum ama yapamıyordum. Elimden gelen tek şey diri diri ahırın dibine gömülürken ağlamaktı. Birinci, ikinci, üçüncü tahta derken son tahta ile beraber üzerim tamamen kapandı. Ardından üzerime toprak atıldığını anladım. Her toprak atıldığında nefesim daralıyor, yüzüme vuran son ışık taneleri de tamamen ortadan kayboluyordu. Bir süre sonra toprak atma işi sona erdi. Etrafındakilerin yavaş yavaş gittiğini hissediyordum. Mezardan çıkma isteğiyle son bir hamle yapmak istedim. Kafam bir anda hızlıca yukarı kalktı ve tahtaya vurdum. Artık her şey bitmişti. Burada ölecek, yok olup gidecektim. Belki yıllar yıllar sonra insanlar bu ahırı yıkıp yerine bir şey yapacaklarında benim cansız bedenime rastlayacaklardı. Zaman ilerledikçe ilerledi. Ne bir gelen var ne de bir giden. İçerideki havada neredeyse tamamen bitmek üzereydi. Artık son dakikalarımı yaşıyorum derken
bir ses beni kendime getirdi. Biri mezarı kazıyordu. Belki Ahmer'in cinlerinden biriydi. Belki de biri beni kurtarmaya gelmişti. Bir süre sonra tahtaların arasındaki deliklerden ışık hüzmeleri içeriye aydınlattı. Ardından başımın üzerindeki iki tahta kaldırıldı. Karşımda hocanın kardeşinin yanındaki genç vardı. Onu gördüğümde o kadar sevindim ki hemen yerimden doğrulup ona sarıldım. Genç elimden tutup beni mezardan çıkardı. Soluğum yerine gelmiş ve hava alabildiğime şükrediyordum. Genç omzuma dokundu. "Abi, hemen buradan gidiyoruz," dedi. Dışarıya çıktığımda hava kararmak üzereydi. Dışarıda da büyük bir curcuna vardı. Arabası olanlar arabasına, arabası olmayanlar at arabaları veya tuttukları traktörlere evlerindeki eşyaları panik içerisinde yüklüyordu. Gence, "Ne oluyor burada? Bu insanlar nereye gidiyor böyle?" dedi. Genç beni arabaya bindirdi. Hemen gazlayıp kasabanın çıkışına doğru arabayı sürdü. "Abi sorma, Ahmer'in ordusu kasabanın hayvanlarına musallat olmuş. İnsanlar buraları terk ediyor. Bebek dünyaya geldi," dedi. Ben yutkundum ve ne diyeceğimi bilemedim. Bir süre araçla gittikten sonra kasabanın dışında yolun kenarında bir yerde hoca ve yaşlı adam bizi bekliyordu. Yanlarında durduk. Onlar da arabaya bindi. Hoca olanlar oldu. O bebek dünyaya geldi. Biz ne yapsak da artık bebeği bulamayız. Bu saatten sonra olacak tek şey kaçmak," dedi. Ben şaşkınlık ve çaresizlikle, "Hocam, olmaz öyle şey. Benim evim yurdum bura. Ben nerelere giderim?" dedim. "Hoca, seni merkeze bırakacağız. Sakın bu kasabaya geri dönme. Yapacağın hiçbir şey yok artık," dedi. Beni merkeze bıraktılar. Ben 80'li yıllardan bu zamana kadar bir daha asla o kasabaya dönmedim. Kasaba 1980'li yıllarda terk edilmiş ve şu anda kimse yaşamıyor. Ahmer ve bebeğin akıbeti bilinmiyor. Yengesinin ve abisinin akıbeti de bilinmiyor. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Geçen yaz çalıştığım mimarlık ofisine 19-20 yaşlarında bir stajyer kız başlamıştı. Kız hayli ilginç bir tipti. Kapalıydı ama türbanlı değildi taktı. Böyle bazı yaşlı teyzelerin başlarına bağladı. Saçlarının bir kısmını taşıran örtüler olur ya, ondan takıyordu. Burnunda hızma vardı ve ellerinde, tırnaklarında da kına olurdu. Patronun komşusunun kızıymış. Ondan herhalde kimse bir şey demiyordu kendisine. Neyse, kız pek konuşkan bir tip değildi. Hatta bayağı sessiz sayılırdı. Ama niyeyse molalarda sürekli yanıma gelirdi. Aramızda 3-4 yaş var diye beni kendine yakın görüyordu sanırım. İlk başlarda sürekli "Sigaran var mı?" diye soruyordu ısrarla. Kullanmadığımı söyleyince de anlatıyordu işte. Ailesi sigara içtiğini bilmediği için anca böyle dışarıdayken falan içiyormuş. Başkasından otlanıyormuş hep. Bunu rahat bir 5 kere falan anlatmıştı ve artık dalga geçtiğini düşünmeye başlamıştım. Çünkü konuşmaya bahane arıyor desem bile insan bir şeyi 50 kere anlatmaz. Onun dışındaki muhabbetler de çok kısır oluyordu. İşte puan tıpa yetiyormuş da şehir dışına göndermemiş babası. O da inat olsun diye mimarlık seçmiş. Kitap yazmak istiyormuş. Böyle şeyler anlatıp duruyordu. Halbuki kafa açıyordu. Beni konuşturmuyordu bir de. Hep kendisi anlatıyordu. Neyse bir gün yine mola geldi. "Annem kete yaptı dün. Sana da getirdim," deyip elime peçeteyle sarılı bir şey tutuşturdu. Ben takıntılı adamım. Öyle herkesin yaptığı şeyi yemem. Hele ki hamur işi. Zaten sevmem. Ayıp olmasın diye ayaküstü muhabbet ederken yedim. Yemez olaydım. Günün devamında midem silkindi. Ekşidi durdu. "Tatlı bir şey sanıyordum ben bu keteyi," dedim. "Muhabbet olsun diye." Bu sefer ertesi gün kek getirmiş. "Dün tatlı istedin sen. Yapıverdim," dedi. Ben de ondan iki ısırık aldım. "İçeriye geçeyim. Çayla yerim daha iyi olur," dedim. Yalan olmasın ofise geçer geçmezdi. Peçeteye sarıp çöpe attım. Çünkü kek de aşırı yağlıydı. Başıma iş aldım diyordum bir yandan da. Çünkü sen seversin, şunu yaptım bunu yaptım diyordu. Tam flört cümlesiydi. Bu kız bana daha fazla sarmadan
araya mesafe koysam iyi olurdu. Sanırım o gün cumaydı. Ertesi gün tatil diye hatırlıyorum çünkü. Gece 2'ye 3'e kadar arkadaşlarla takılıp gece de eve gidip yatmıştım. Rüyamda bu ofisteki stajyer kızla seviştiğimi görüyor. Böyle bir rüya yok ama. Normalde de görülür hani ama bu farklıydı. O kadar gerçekti ki birbirimize dokunduğumuzu, dudakların ıslaklığını falan hissediyordum. Uyanınca da bu kızı çok kafaya taktım. Ondan gördüm bu rüyayı diye düşündüm. Ertesi gün öğlen kestireyim dedim. Yine gecekine benzer bir rüya gördüm. Bu sefer ofisteyiz. Masanın üstünde sevişiyoruz. Ve hız nasıl? İkide bir yüzüme batıyor. Sinirlenip çıkarıyorum. O şekilde devam ediyoruz. Bu arada sürekli bir şeyler mırıldanıyor kız. Anlamıyorum söylediklerini. Anlamsız bir şeyler fısıldayıp duruyor kulağıma. Rüya esnasında çok mantıklı geliyor bu bana. Hani inlemek kadar doğal. Rüyadaki şeyler öyle olur ya. Bir mantığa oturtursun. Aynen öyle. Kıza, senin saçların ne kadar parlak diyorum. Dokunsana diyor bana. Dokunuyorum. Saçını okşuyorum. Elime çamur gibi toprak geliyor. Bu parlaklığı veren toprakmış diyorum hatta içimden. Bunun gibi daha bir sürü ayrıntı var ve çoğunu da hatırlıyorum ama anlatmak yersiz şimdi. Söyleyeceğim şu ki aşırı detaylı ve gerçekçi bir rüyaydı. Ulan hayatımda ilk defa rüyamda koku aldım diyeyim. Akşam yine dışarıya çıkıyorum. Dönünce bu sefer önden bolca su içip öyle yatıyorum. Önceki rüyaları düşünüp ama yine benzer bir rüya. Bu sefer bir evdeyiz. Onların eviymiş. Halının üstünde sevişiyoruz ama kirli bir halı. Toz toprak, kıllar tüyler var her yerinde. Bir yandan geriliyorum. Annesi babası gelecek diye ama bir yandan da çok heyecanlı. Kız gelmezler merak etme diyor. Önceki rüyaların aksine söylediklerini anlıyorum bu kez. Hatta bazen küfürlü şeyler söylüyor. Ciddi ciddi utanıyorum. Yer kirli diye kalkmak istiyorum sonra ama bırakmıyor. Kendine çekiyor beni. Neyse yine uyanıyorum. Arkadaşa mesaj atıyorum. Oğlum ben ergenliğe geri döndüm lan diye. Üstün körü rüyaları anlatıyorum. Hayır kız zaten sinirimi bozuyor normalde. Güzel ya da çekici de değil ki rüyama girip dursun. Hatta çirkin bile sayılabilir. Erotik bir rüyaya girecek bir kız değil asla. Salaş oluşu biraz dikkat çekici kılıyor onu. Hepsi bu. Ertesi gece proje muraje derken sabahlıyorum zaten. Uyku yok, rüya da yok. Lan uyusam yine görecek miyim acaba diye düşünüyorum. Meraklanıyorum bir yandan da. Pazartesi oluyor, ofise gidiyorum. Kapıda çaycı abla görüyor beni. Gelsene bir deyip kenara çekip anlatıyor. Şu yeni kız var ya, dikkat et ona. Bakıyorum sürekli gözü sende. Bakıp bakıp dalıyor sana. Leyla gibi bir şeyi zaten anlamadım. Bir de tövbe tövbe. Ne zaman telefonla konuşsa büyüden müyden bahsediyor. Öyle birkaç kere duydum ben. Şurada şu hoca varmış. Böyle yapıyormuş. Şöyle işe yarıyormuş. Öyle duyunca rahatsız oldum. Kuruntu yapıyorum muhtemelen de ama içim rahatsız oldu. Benim canım yandı bu meselelerden. Ondan söylüyorum sana dedi. İçimden diyorum. Ulan iyi ki keki tam yemedim. İki ısırık alıp çöpe attım. Büyü yarım tuttu herhalde diyorum kendi kendime. Sağ ol abla. İnanmam böyle şeylere ama iyi niyetin yeter deyip geçiyorum içeri. Sonraki günlerde bir daha rüyamda görmüyorum o kız. Ha kendisi farklı günlerde yiyecek bir şeyler daha getirmeye devam etti. Ama kibarca reddettim. Büyüye inan inanma. Karşındakinin böyle bir şey yapıyor olduğunu düşünmek. Bundan şüphelenmek iğrenç bir şey. Böylesi kalkıp gerçek bir zarar da vermeye kalkabilir sana. Ne yapacağı belli olmaz. Cahil ve kontrolsüz insandan çekiniyorum işte. Zaten tuhaf tuhaf hareketleri var. Aşırı bir ilgi gösterip duruyor. İşin bombası. Kız stajının son gününde yanıma gelip sen günahsız bir insansın. Öyle de kal. Bizim gibi olma. Hele benim gibi hiç olma. Hadi hakkını helal et deyip gitti. Bu böyle. Günah çıkarır gibi konuşunca. Lan acaba bizim çaycı abla haklı mıydı diye düşünmekten kendimi alamadım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Yıllardır görmediğim bir arkadaşla görüşme imkanım oldu. Üniversitede tarih okudum.
edebiyattan anlar. Kafası manyak çalışan bir tip. Eski yazıyı iyi derecede okuyor ve yazıyor. Evvelden de biraz manyaktı ama şimdi iyice kafayı yemiş görünüyor. Yıllardır işsiz, bir de evlenmiş. Buna karısı bakıyor. Her neyse, her şey film gibiydi. Bir ara, yıllar önce Anadolu'nun uzak bir şehrinde iyi kötü bir iş bulmuş. Akşamları metruk bir evde kalıyor. O gün kitapçıda bir kitap buluyor. Çok okur bu arada. Kitap, büyüler ve cinler üstüne. Eski yazıyı iyi bildiği için bunu denemeye karar veriyor. Böylece eleman cinler alemine duhul ediyor. Giriş o giriş. O gece masadan tıkırtılar geldiğini, sabaha kadar uyuyamadığını söylüyor. O günden sonra her akşam çeşitli deneyimler yaşıyor. Bana da biliyorum, sen şimdi benim şizofren olduğumu falan söyleyeceksin dedi. Ben de evet öyle olduğunu düşünüyorum dedim ama inanın bana o kadar normal görünüyor ki hayret edersiniz. Gündelik hayatında hiçbir sorunu yok. İşsiz ve evde küçük kızına bakıyor. Anladığım kadarıyla bir çeşit ikili hayat sürüyor. Bir psikiyatriste gitse, bana anlattıklarını anlatsa kesin bir teşhis koyar. Ancak tarihten siyasete o kadar sıkı analizleri var ki dehşete düşersiniz. Bu adamın hayatı geceyi beklemekle geçiyor. Gece onun dünyası. Bana cinler aleminden bir kapı açtığını ve onları geri gönderemediğini söyledi. Geceki yaşamı, ifritler, büyük cinler, çeşitli sesler, tıkırtılar, dualar, korkuyla karışık, sabaha kadar süren bir zikir töreni. Bazen erotik deneyimler yaşıyor. Neden yapıyorsun diye sorduğumda, güç diyor. Her zaman pısırık, korkak bir adamdım. Şimdi ise kendimi o kadar güçlü hissediyorum ki sana bunun tadını asla anlatamam. Uyuz olduğum birisini istersen mahvederim diyor. O kadar çok Kur'an okumuş ki ayetleri artık bütünüyle kendi deneyimleri üzerinde yorumlamaya başlamış. Esprili, güler yüzlü, yaşadığı ortamın çok üstünde bir zeka ve mizaha sahibi olan bu adam artık cinlerle, ifritlerle dolu bir hayatı yaşıyor. Karım ve çocuğun korkmuyor mu diye sorduğumda, hayır, sadece ben görüyorum onları. Onlar bunu bilmiyor dedi. Umarım bir gün televizyon ekranında karısını ve çocuklarını katleden bir adamın hikayesi olarak duymam seni dedim arkadaşıma. Heyecanla ve şaşkınlıkla anlattığı hikayeler tüylerimi diken diken ediyor. Benim gibi korku filmlerinden bile uzun süre etkilenen bir insana yetiyordu bu kadarı. Cinlere inanmak konusunu biliyorum. Hayli sorunlu bir durum. Ancak insan bilgisinin sınırlarını düşünürsek öyle hemen de yok öyle şeyler falan demek bana akılcı gelmiyor. Ancak arkadaşımın ruhsal yaşantısından yine de endişeliyim. Bana anlattığı şeylerin arasında şu şekilde deneyimleri var. Mesela geceliğin ıssız bir sokaktan geçerken birden kızlı erkekli bir grup çıkıyor karşısına. Bunlar kahkaha atarak yürüyorlar. Bizimkisi ne oluyor bu saatte? Kim bunlar diye bakıyor. Suratları kapkara tipler. Arkadaşın anlattığına göre bunu görünce hemen susuyorlar. Ben de niye sustuklarını soruyorum ona. O da benim dini bilgimden korkuyorlar. Kur'an okumamdan çekiniyorlar diyor. Bazen gün içinde bile normal insanların arasında onlardan olduğunu söylüyor. O yüzden buna diş biliyorlarmış. Onları fark ettiği için. Cinlerin bazı ortaçağ kaynaklarında kesinlikle iyi resimlendiğini, Kur'an ayetleri yazarak dehşet büyüler yapılabileceğini, insanların Babil'de muhteşem büyüler yaptıklarını, İskenderiye kütüphanesinde kadim büyü kitaplarının yok edildiğini anlatıyor. Her ne kadar cinlerin bizim boyutumuzda fiziksel olarak bize dokunamadıklarını, yalnızca vesvese verdiklerini söylese de bazen elini ve ayağını kaldırdıklarını, erotik bir biçimde vücuduna sarıldıklarını, kendisiyle ilişki kurmak istediklerini söylüyor. Bazen eşine
bu konuyu söyleyip söylememek arasında ikilemde kaldığını, en sonunda söylemekten vazgeçtiğinden bahsetti bana. Arkadaşımın anlattığı bu deneyimlerden çok daha fazlası vardı. Fakat hepsi tek seferde aklıma gelmedi. Bu anlattıklarının bazılarına inanıyorum, bazılarının abartılı olduğunu düşünüyorum. İlk hikaye burada son buluyor. Şimdi Denizli'de yaşanmış bir olayı sizlere anlatıyorum. 1990 yılında Denizli'nin bir köyünde görev yapmış bir öğretmenin başından geçen olayları konu alıyor. Ben Kadir Ö, 1964 doğumlu sınıf öğretmeniyim. Bu köye geldiğimde her şey güzeldi. İnsanın hayallerini süsleyen köyler olur ya, aynı o şekilde. Köyde bana kalmam için muhtarın verdiği yer yıkıldı, yıkılacak bir evdi. Yine de buna rağmen ilk zamanlar güzel geçti. Bir gece uyuduğum sırada evimin kapısı çaldı. Öğrencilerimden bir tanesi Halil İbrahim. "Hocam yetiş, babama bir şeyler oluyor. Sizden başka kimse yardım edemez." deyince apar topar düştüm peşine. O önde, ben arkada gidiyoruz. Ona bağırıyorum, "Nerede eviniz?" diye ses vermiyor. Koşmaya devam ediyordu. Bir süre sonra harabe olmuş bir evin önünde durdu. "Hocam, hocam" deyip elimden tutup beni içeriye soktu. Evin içinde hiç kimse yoktu. Evde ilerlediğim sırada kapı arkamdan sertçe kapandı. Öğrencim de birden gözden kayboldu. Ben de korkudan evden çıkıp kendi evime koşmaya başladım. Evime varınca kapıları hemen kilitledim. Bu olay beni hem korkutmuş hem de sinirlendirmişti. Çocukların bana yaptığı bir şaka olarak düşünmüştüm bunu. Ertesi gün Halil İbrahim'i yanıma çağırdım. Kulağını çektim ve "Dün gece neden beni o eve götürdün?" diye sordum. "Hocam, ne evi? Kura çarpsın ki dün gece ben evdeydim. İsterseniz babama sorun" dedi. Onu yanımdan gönderdim. Beni korku sarmıştı. Çünkü dün gece gelenin o olduğuna yemin edebilirim. O günden sonra her gece evim taşlandı. Hatta bir gece yaşlı bir kadın evimin önüne geldi. Bana sürekli "Bu evden çık" diye bağırıyordu. Ben korkudan abdest alıp namaz kıldım, dualar ettim. Ben namazımı kıldıktan sonra camdan dışarıya baktım. Kadın gitmişti. Yorgunlukla uyudum. Uyuduğumda deprem olduğunu hissettim. Etrafıma baktım. Her yer sallanıyordu. O hengamede yatarken odamın kapısının önünde beni izleyenleri gördüm. Sarsıntı sona erdiğinde kapıda beni izleyen varlıklar duman gibi dağılıp yok oldular. Hemen bunun ardından sabah ezanının sesiyle kendime geldim. Sabah olunca hiç vakit kaybetmeden muhtarın yanına gittim. Muhtara bana yeni bir ev bulmasını yoksa görevimi bırakacağımı söyledim. Muhtar da "Hocam, demek sana da aynı şeyler oldu" diyerek hiç şaşırmadı. Ben de muhtarın bu tepkisinden sonra bana bütün olan biteni anlatmasını istedim. Aynı evde benden önce görev yapan öğretmenler, imamlar en fazla birkaç ay kalabilmişler o evde ve daha sonra benim gibi ya görevi bırakmışlar ya da o evden ayrılıp başka bir eve geçmişler. Muhtara o evde ne olduğunu ısrarla sorsam da bana her şeyi anlatmadı. Yeni bir ev bulma konusunda da yardımcı olmayınca görev yerimi değiştirdim. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Herhangi biri olduğuma inanıyordum. Babam gibi, dedem gibi, hatta büyük büyük dedem gibi. Beni parmak ile göstermenize neden olacak tek bir özelliğim bile yok. Olmasını da istemem. Sıradan okullarda, sıradan öğrenciler gibi okudum. Ne çok başarılı oldum ne de çok başarısız. Çizgimi hiç bozmadım. Üniversite bittikten sonra iş ararken polislik sınavlarına girdim. Ortalama bir derece ile kabul edildim. Ve sonra gene ortalama bir başarı ile polis oldum. Sıradan bir ilçenin sıradan bir karakoluna sıradan bir memur olarak atandım. Gündüzleri sıradan evrak işleri yaparım. Bazı geceler devriyeye çıkarım. Birkaç alkolik,
2-3 serseri ya da bazen 1-2 esrarkeş enseleriz. Hiçbir zaman kişisel bakmam olaya. Bu insanlara ne empati beslerim ne de kin. Onlar benim için sadece ay sonunda cüzdanıma yansıyacak ekstra puanlardır. İş bulduktan sonra evlendim. Evliliğim bile kişisel bir durum olmadı benim için. Evlenmem gerektiği için evlendim. Neden evlenmem gerektiğini sorgulamak benim işim değil. Düzen böyle. Herkes evlenir ve yuva kurar. İki kızım var. Biri 5, diğeri 3 yaşında. Oğlum olması için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar kişisel değiller. Belki bir sonraki çocuğum erkek olur. Olmayacak. Çalışmalar yarım kalmak zorunda kalacak. Çünkü kişisel bir şey bulacağım. Kişisel kıyametim. Kapıyı çalmadan kırıp bildiğim hayatımı yok edecek. Bir öğleden sonra belediye zabıtaları bizden destek istediler. Semtimizin sıradanlığını bozan bir çöp evi boşaltmak isterken ev sahibinin direnişiyle karşılaşmışlar. Aslında bu tür olaylara karışmayı hiç istemem. Evraklar ne kadar sıkıcı olsalar da evini çöp yığınlarıyla dolduran istihçiler kadar sorun çıkaramazlar. Ancak çoğu memur yıllık tatilde olduğundan istihçinin evini boşaltmaları için zabıtalara yardıma gitmek zorunda kaldım. Eve istiflenmiş çöplerin kokusunu genellikle sokağın başından bile alabilirsiniz. Psikiyatrlar istifçiliğin nedenini takıntı olarak açıklarlar. Bu insanlar tam anlamıyla deli değillerdir. Sadece bir gün işe yarar düşüncesiyle hiçbir şeyi atmayan insanlardır. Bir süre sonra takıntıları ilerler ve yolda gördükleri çöplerin bile işe yarayacağını düşünürler. Psikiyatrlar bu insanlara deli demez. Ben ise zır deli derim. Onlar için rengi sararmış eski bir evrak, yarısı yanmış bir pet şişe gibi materyaller bile kullanışlı olabilirler. Onlar için herhangi bir eşya bile kişiseldir. Gördüğümün, duyduğumun aksine bu evden ağır bir koku yükselmiyordu. Dairenin kapısına geldiğimde iki zabıtanın kendi aralarında pis pis güldüklerini gördüm. Kendilerine çekidüzen vermeleri için bir süre onlara dik dik baktım. Onlar da kendilerine çekidüzen verdiler. Kişisel bir durum değil bu. Sıradan bir hiyerarşi gösterisi sadece. Durumun ne olduğunu sorduğumda kendim görmem gerektiğini söylediler. İçeri girdim. Çoğu çöp evde her yer dağınık olur. Çöpler sadece onları istifleyenin anlayabileceği, tek bir kişinin bilebileceği düzende yerleşmiş olurlar. Geri kalanlar için sadece kaos olarak görülecek bir düzen. Bu evde ise en bakar kör bile belli bir düzen olduğunu fark ederdi. Sayısız nesnenin her biri el yapımı raflara özenle dizilmiş vaziyette duruyordu. Bir düzen içinde olduklarını görüyordu. Ancak düzeni anladığımı iddia edemem. Eminim istifçi için şu bıçağın bu küreğin yanında olmasının bir anlamı vardı. Her duvara monte edilmiş raflardan, tüm boşluklara yerleştirilmiş katlı sehpalardan dolayı adım atmak bile zordu. Yolları dar ve labirent gibi olan bir mağarada yürümeye benziyordu. Evin içinde yolunu kaybetmeden istifçiyi aramaya çalışıyordun. Sonunda içerisinde hiçbir eşyanın olmadığı bir odada çırılçıplak vaziyette onu buldum. Bağdaş kurmuş, yere bakarak oturan istifçi kadındı. Zabıtaların neden pis pis güldüklerini o zaman anladım. Odaya girmeden bir süre kapıda kala kaldım. Hayatımda gördüğüm en ilginç manzaraydı. Ne yapacağıma karar vermem zaman aldı. Sonunda odaya adım attığım anda kadın acı çeker gibi irkildi. Kafasını hızla kaldırıp bana baktı. Keskin ve biraz da ürpertici bir hareketti. Yalan yok. Bir an korktum. Anlam veremediğim bir korkuydu. Beni öldürmeye mi geldin diye sordu. Çöpleri istifliyor diye onu öldüreceğimi sanıyor. Delilik liginde zorlamadan zirveye oynar bu kadın. Hayır dedim. Neden öldüreyim sizi? Sadece komşular şikayet etmi. Belediye evdeki çöpleri boşaltacak. Galiba biraz güçlük çıkarmışsınız. O yüzden bizden yardım istediler. Polis olduğumu fark etmesi için gömleğimdeki armayı parmağım ile işaret ettim. Ama bana bakmadı bile. Gözlerini gözlerimden bir an olsun ayırmadı. Beni tanımadın mı dedi. Tanımam mı gerek? Cevap vermedi. Aynı soruyu kendime tekrar sordum. Onu tanımam mı gerekiyor? Tamam. Psikiyatrlar istifçiler hakkında ne derse desin
Bu kadın kesinlikle zır deli. Hanımefendi, zorluk çıkarmayın. Evi temizlesinler. İsterseniz sizi de bir hastaneye gösterelim. Ne dersiniz? Duyup duymadığından bile emin değildim. Kadın sanki bizim dünyamızdan değil gibi davranıyordu. Gözleri gözlerimde öylece duruyordu. Sanki bir şeyler arar ya da okur gibi. Bakışları üzerimde bir ağırlık oluşturdu. Tarif edemeyeceğim bir rahatsızlık veriyordu bana. Sanki çıplak olan o değil, bendim. İstemsizce bir dürtüyle elim belimdeki silahıma doğru gitti. İşte o zaman bakışlarını üzerimden çekti. Bu evde çöp olan hiçbir şey yok. Farkındaysan kimseye rahatsızlık verecek bir koku da yok. Ne hakla eşyalarımı atmaya kalkıyorsunuz? Bu evde olan hiçbir şey gereksiz değil deyip ayağa kalktı. Çıplak olduğunun ya da benim orada olduğumun farkında değil gibiydi. Yanımdan geçerken onu durdurmak istedim. Ama nasıl tutacağımı bilemediğimden yapamadım. Yanımdan, bana değecek kadar yakınından geçip labirent gibi dizili sehpa ve rafların arasına daldı. Bir anlık duraksamadan sonra onu takip etmeye çalıştım. Sanki eşyalar ona yol açıyor da benim önümü kapıyorlar gibiydi. O ne kadar rahat adımlıyorsa yolu ben o kadar zorlanıyordum. Göz ucuyla onu takip ettiğimden sürekli bir şeylere çarpıyordum. Tam onu kaybettiğimi sandığımda tekrar önümde belirdi. Elinde bir kartvizit var. Kartvizite bakılırsa istifçimiz bir avukattı. En azından bir zamanlar öyleymiş. Haklarımı biliyorum dedi. Ben bir deli değilim ve bu ev bana ait. İstersen beni hastaneye götür. Sonuç değişmeyecek. Sadece eşyaları attığınız için seni ve kapıdaki iki salığı dava ederim. Bir dava ile uğraşmak istemezsin değil mi? Her ne kadar zır deli de olsa kadın haklıydı. Dava ile uğraşmak istemezdi. Açıkçası ne yapmam gerektiği hakkında da kanuni prosedürü zerre kadar bilmiyordum. Kadın bir dava açarsa bunu kazanacağından emin görünüyordu. Ne yapmam gerek? Sanırım buradan hemen gitmem benim sade hayatımın bekası için en uygun olacaktı. Ve asla geri dönmemek. Kadına komşularından bir daha şikayet gelirse bu sefer eşyalar ile birlikte gideceğimiz tehdidinde bulunup oradan ayrıldım. Kişisel bir tehdit değil bu. Sadece yapılması gereken bir güç gösterisiydi. Kuyruğu dik tutma çabasıydı. Kadın sadece gülümseyerek karşılık verdi. Dar yolda bana sürtünerek arkama geçti ve boş odaya doğru adımladı. Ben de çıkışa doğru yolumu aradım. Arkamdan geri geleceksin diye seslendi. Bir şikayet almadan geri geleceksin dedi. Kapıda bekleyen iki zabıta ne yapacağımızı sordu. Şikayetin kimden geldiği bilinmiyordu. Bu durumda sadece apartman sakinlerini gezip şikayetlerini savcılığa iletmeleri gerektiğini söyleyebilirdik. Elimizde bir boşaltma emri olmadan yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Zabıtalara kapı kapı gezip durumu komşulara anlatmalarını söyledim. Apartmandan çıkıp karakola dönmek için yola koyuldum. Bu olay sadece bir anı olacaktı. Tüm sıradan insanların başlarından en az bir kere böyle ilginç bir olay geçer. Her dost sohbetinde anlatılır. Çokça anlatılır. O kadar ki bir çöp evin boş odasında çırılçıplak bağdaş kurmuş kadın hikayesi bile sıradan ve sıkıcı bir hale gelir. Bence olması gereken de bu. Mesainin geri kalanını her gün geçirdiğim gibi evrak işlerini yaparak geçirdi. Dün gece bir bıçakla yaralama olmuş. Savcılığa sevk edilecek bir serseri vardı. Benim için sadece evrak vardı. Adamın biri karısını haşat etmiş. Benim için bir evrak vardı. Liseliler kız kavgasında birbirlerine fena girmişler. Dükkan camları falan hep kırılmış. Evrak falan yoktu. Olur öyle. Biri gider olayı tatlıya bağlardı. Asker kaçağı yakalanmış. Evrak vardı. Eve döndüğümde artık ne evrak vardı ne de çırılçıplak deli bir avukat. Kapıdan içeriye girerken geride kalan gün benim için dışarıda kalırdı. Nasıl geçti hayatım günün? Nasıl geçsin? Aynı. Karım bana hayatım diye seslenirdi. Gerçekten hayatı falan olduğum yoktu tabii. Görücü usulü evlendik biz. Kişisel bir şey yoktu ortada. Arkadaşlarından duymuştur bu hitabı. Bana hayatım diyerek aramızda gerçek bir sevgi varmış gibi yapıyordu. Başka türlü katlanılmazdı ki. Sevgisiz bir evliliğe şikayetçi değildim. Karımı kendimce seviyordu. O da beni kendimle seviyordu. İki tane kızımız vardı.
bizi birbirimize sonsuza kadar bağlayacak bir bağ fazlasına ihtiyacımız yoktu. Zaten fazlası olamaz da. Aşk meşk gelirdi ve geçerdi. Kadınla erkek arasındaki en önemli bağ çocuklarıdır. Günün ilginç olayını karıma anlattım. Kadının ne kadar deli olduğunu, rahatsız edici bakışlarını anlattım. Evin sadece onun anlayabileceği bir düzeni olduğunu söyledim. Çırılçıplak olduğunu, ilgisini çeken sadece çıplaklık oldu. Ne kadının bakışları ne de işini gayet iyi bilir gibi görünen bir avukat olması karımı onun çıplaklığı kadar ilgilendirmedi. Kadını beğenmiş miydim, beğendim mi? 40'lı yaşlarında çöküşe geçmeye hazır bir kadın vücudu desem 10 yıl sonra karım ile büyük bir sorunum olabilirdi. Beğendim desem şimdiden bir sorunum olurdu. Dikkat etmedim desem şu andan başlayan ve mezara kadar gidecek bir sorunum olurdu. Sorunu ertelemeyi seçiyorum. Yaşlı ve buruşmuş olduğunu söylüyorum. Yaşlanınca onu da beğenmezmişim. Sanki o gün çok beğeniyordum da. 2 tane çocuk doğurmuş sıradan bir kadın karım. Çocuklar doğduktan sonra aldığı kiloları vermek için garip diyetler yapan bir manken değil. Onunla birlikte olmak için libidoya ihtiyacım yok. Zaten 3. bir çocuk istediğimizden doğal olarak bunu yapmak zorundayız. Benim de 30'larına gelmiş normal bir erkekten farkım yok. Metabolizma yavaşladığı için göbeğim vücudun geri kalanından yavaş yavaş bağımsız bir hale geliyor. Tüm gün oturarak çalışmam bu duruma karşı bir önlem değil. Saçlarındaki yavaş dökülme önlem alamadığım sürece hızlanarak artacak. Neden önlem alayım ki? Babam da dedem de geldi. Sokağa çıkın, biraz dolanın. Gördüğünüz insanların pek çoğunun bana benzediğini fark edeceksiniz. Günler rutinde devam etti. Çırılçıplak avukatın hikayesini birkaç kere anlattıktan sonra ben bile unuttum. Sıradan hayatımı yaşamaya devam ettim. Esrarkeşler, evraklar, bıçaklamalar, evraklar, karı koca kavgası, evraklar, sarhoşlar, evraklar, hırsızlık, evraklar, oto teyipleri, evraklar. Yaz böyle geçti, sonbahar geldi, böyle geçti. Kış da çok farklı değildi. Karakolda içilen çaylar, meslek hakkında konuşmalar, dünyanın çivisi hakkında garip fikirler. Israrla belirtmek istiyorum, şikayetçi değildim. Her şey olması gerektiği gibiydi. Sonra salak bir seyyar film satıcısının başı zabıtalar ile biraz belaya girdi. Belediye seçimleri sonrası belediye el değiştirir. Yeni başkan kendi tanıdıklarından ve onların tanıdıklarından yeni bir ekip kurar. Seyyar satıcılar için bunun anlamı zabıtaya verilecek rüşvetin yenilenmesi demektir. Bir satıcı oyunun kuralını pek iyi anlayamamış. Zabıta ile arasında ufak bir sorun çıkmış. Bizim aptal seyyar satıcı sorunu çözmek için bildiği tek yöntemi yumruklarını kullanmış. Evrak, sadece evrak olmalıydı. Evrakları düzenle, görevli memura mukavemetten ve kayıt dışı ticaretten savcılığa sevk et. Geç. Dayak yiyen zabıtalardan biri, yeni zabıta şeflerinden ve avukatın evinde karşılaştığımız zabıtalardan biri olmasaydı sadece evrak olabilirdi. Unutulmuş hikayemi anlatmak için bir fırsat olarak gördüm. Birkaç kişilik dinleyici kitleme hikaye anlattım. Hikayenin sonunda aklıma takıldı. Zabıtaya şikayetçi olanın kim olduğunu sordum. Çıkmadan önce onlara tüm apartmanı dolaşmalarını söylemiştim. Bunu yapıp yapmadıklarını öğrenmek istiyordum. Kişisel bir şey değildi. Hiyerarşi meselesiydi. Zabıta kimsenin şikayetçi olmadığını söyledi. Koca apartmanda kimse ne kadının deli olduğundan ne de evinin çöp ev olduğundan haberdarmış. Hatta bekar bir kadın olarak ev arkadaşları falan gelmediği için kadından çok memnunmuş apartman. O zaman kim şikayet etmiş diye sordum. Cevabı o da bilmiyordu. İlginçmiş deyip geçmem gerekirdi. Ancak bu sefer o kadar kolay olmadı. Kadın hakkında bildiğin çok az bilgi kırıntısı kafamın içinde dönmeye başladı. Evdeki o garip düzen, bir odada hiç eşya olmaması, bakışları ve çıplaklığı. Sahi neye benziyordu gerçekten? Kafamın içinde vücudu hakkında tek bir detay bile kalmamıştı. Saçı neye benziyordu? Kaşları uzun boylu muydu? Hiçbir şey kalmamıştı kafamda. Sadece bana bakarken hissettiğim o çıplaklık hissi ve karışık görüntüler. Bir kişiye ait olmayacak kadar fazla ama yarım yamalak.
birleşmeyen detay parçaları. Eve vardığında bu sefer her şey kapının dışında kalmadı. Kızım okulunda olan ona göre çok ilginç bir şeyi anlatırken aslında ben onu dinlemiyordum. Karım komşunun çocuğunun yaramazlıklarından bahsederken de televizyonda sevdiğimiz diziye bakarken de gece yorganı kafama çekip uyuyor taklidi yaparken de aklımda sadece o kadın vardı. Bir anda hem de onu gördükten yaklaşık bir yıl sonra kafamın içinde krallığını ilan etmiş gibiydi. Kimdi? Neydi? Orada oturmuş ne yapıyordu? Evdeki o istiflenmiş eşyaların, çöplerin anlamı neydi? En önemlisi bir yıl sonra neden kafama takmıştım? Sabah işe giderken yolumun üzerinde olmamasına rağmen onun sokağından geçmeye başladım. Bir iki gün sonra akşam eve dönerken de aynısını yapıyordum. Her sabah, her akşam o binayı göz ucuyla süzdüm. Böyle devam ettim. Her gün iki kere o sokaktan geçmek dışında hayatımda gözle görülür bir değişiklik yoktu. Ne karım ne amirlerim benim bu garip davranışlarımın farkındaydılar. Benim ufak takıntım, ufak sırrım olmuştu. Benim kişisel zevkimdi. Kimsenin fark edemediği değişimler en tehlikeli olanlardır. Ben artık eski ben değildim. Kafamın içinde sanki bir misafir ağırlıyordum. İşe geliş gidişlerimde tüm vücudumun kontrolünü ele geçiren bir misafirdi. Bu süreler dışında benim ben olmama izin veriyordu. Tüm bu saçmalıklara son vermek için bir doktora görünebilirdim. Yapmam gereken de buydu. Her sıradan insan gibi baş edemediğim bir sorunum olduğunda işin uzmanından yardım almalıydım. Almadım. Cevabın modern tıbbımız olduğuna inanmadım. Bana bir cevap gerekliydi. Dairesini bulmak, daha doğrusu hatırlamak işin kolay kısmıydı. Şimdi kapısını çalmak için bir bahaneye ihtiyacım vardı. Hakkınızda şikayet var diyebilirdim. Ne de olsa bir polis şikayetleri göz ardı edemezdi. Kafamın içine yerleşip beni rahatsız etmesini şikayet gerekçesi olarak gösteremezdim gerçi. Apartman kapısından zili çaldım. Kim o diye sorulmadan otomatiğe bastı. İkinci kattaki dairesinin kapısının tokmağına vurduğumdaysa kapının açık olduğunu fark ettim. Kafamı içeriye uzattım. Seslenecekken evin daha önceden gördüğüm gibi bu sıkışıklık ve karmaşa hali dikkatimi yine kendisine çekti. Ben daha seslenmeden o bana içeriye gelin memur bey diye seslendi. Daha önce karşılaştığımız odaya bunu nasıl bilebilirdi ki gelinin ben olduğumu? Eşyalar arasında yolumu zor da olsa buldum. Bu sefer üzerinde tek parça bir gecelik vardı. En azından kısmen giyinik olduğu için ona daha dikkatli bakabilecektim. Esmer bir kadındı. Orta boylu, kısa koyu saçlı, kalın kaşlı ve uzun kirpikliydi. Gözleri koyu kahverengi, ağzı geniş, dudakları ince, burnu düzdü. Oldukça sıradan bir görüntüsü var. Benim gibi, babam gibi, dedem gibi, karım gibi. Lütfen beni takip edin. Başka bir odada konuşsak daha iyi olur dedi. Bir şeyler gevelemeye çalıştım ama pek de gerek olmadığını fark ettim. Bindim bir alamete, gidiyordum kıyamete. O önde ben arkada eşyaların arasında oluşmuş labirentten ilerledik. O her zamanki gibi bu sıkışıklıkta hiçbir şeye çarpmadan ilerlerken ben sürekli takılıyordum. Allah aşkına bu ev kaç metrekare? Bana ufuzun gelen bir süre sonra sıradan bir evin sıradan bir odasına vardık. Tek fark televizyon olması gereken yerde kocaman bir ayna olmasıydı. Kendisi divana oturdu ve bana karşıda duran koltuğu gösterip oturmamı işaret etti. Bana ne sormak istiyorsunuz? Ona ne sormak istiyorum? Aslında kafamda oluşan binlerce soru var. Ancak tek bir cevap tüm sorularıma cevap gibi. Kimsin sen? Her zaman sadece sonuca odaklı oldun dedi. Bu benim sorumun cevabı değildi. Tanışıyor muyuz? Bu hayatta bir yıl kadar önce tanıştık. Ama seni daha önceden tanıyorum. Daha önceki hayatlarımızdan. Sıradan insanların yapacağı şeyi yapmalıydım. Çözümsüz bir sorunla karşı karşıyaydım. Yok sayıp hayatıma devam etmeliydim. İlk adımın oradan gitmek olmalıydı. Ama yapmadım. Onun yerine deli olduğuna emin olduğum kadının ne demeye çalıştığını merak ettim. Kim miyim? Sorduğun bu mu? Adım Aysel. 41 yaşındayım. Bildiğin gibi avukatım. Son 4 yıldır dulum. Önceki evliliğimin bitme nedeni kocamın bana sadık kalmamasıydı. Ondan aldığım nafaka sayesinde çalışmaya ihtiyaç duymuyorum. Bu yüzden işimi yapmıyorum. Çocuğum yok, olmuyor. Her yolu denememize rağmen hamile kalmayı başaramadım. Hayatımdan o kadar sıkıldım ki
Sonunda onu yaşamayı bırakıp başka hayatları izlemeye karar verdim. Evdeki eşyaların fazlalığının nedeni de bu. Anlamadın tabii. Şöyle farkında olmasak da her eşya üzerinde izler bırakıyoruz. O eşyaları kullanırken neler düşündüysek, neler hissettiysek eşyanın üzerinde bir yazı gibi kalıyor. Çoğu insan bu yazıları okuyabilir ama çok azı okumayı ister. Hep görmezlikten gelinen ezik sınıf arkadaşı gibidir bu yetenek. Onunla birlikte görülmek bizi de onun gibi ezik yapar diye korkarız. Bizi diğer herkesten ayıracak bir yetenek, herkesten ayrılmak demek aslında yalnız olmak demektir. İnsanlar böyle şeylere inanmazlar. İnsanlarla ya da bu yeteneğe sahip olduğunu söyleyenlere deli gözüyle bakarlar. Bu yüzden dışlanmaktır özel yetenekler. İnsanlar beni dışlamadan ben onları dışladım ve buraya yerleştim. Yeteneğimin üzerine git, kendimi zorladım. Bulduğum her nesne ile yeteneğimi biraz daha arttırdım. Okuduğum her nesne bana farklı bir hayat öğretti. Her biri benim için diğerinden daha özel hale geldi. Bu yüzden hiçbirini atmadım. Onları biriktirmemin nedeni takıntılarım değil. Onları çok sevmem de değil. Sadece benden başka kimsenin umurlarında olmayacakları için bu yorgun eşyalara sahip çıktım. Hiçbiri benim değil. Aslına bakarsan onlar artık kimsenin değil. Neden çıplak olarak boş odada oturduğuma ise en kolay açıklanacak olan, düşünürken kendi elbiselerimin ya da farklı eşyaların üzerine yazılar bırakmak istemiyorum. Bu yüzden boş bir odada çırılçıplak olarak düşünüyorum. Biliyorum, bu geniş açıklama bile senin sorunun tam cevabı değil. Sen aslında benim kim olduğumu sormuyorsun. Zaten bir yerden sonra beni dinlemek yerine kendi sorunu daha açık nasıl sorabileceğini düşünmeye başladın. Bu medyumluk saçmalıklarına da pek inanmıyorsun. Senin asıl merak ettiğin nasıl olup da beni takıntı haline getirdiğin, yanılıyor muyum? Yanılmıyordu. Ama bunu dile getirmedim. Kadının deli olmama ihtimalini sindirmeye çalışıyordum. Eğer deli değilse bu anlatsam da kimsenin inanmayacağı hikayelerden biri olacak. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir süre konuşmadan karşılıklı oturduk. Sanki beni değerlendirir gibi bakıyordu bana. Sonunda eliyle divana vurarak beni yanına davet etti. Evcil hayvanını çağırır gibi. Komutu alan beyin bilinçten bağımsızca komutu yerine getirmek için harekete geçti. Yavaşça kalkıp yanına yürüdüm. Aslında daha çok süzülen bir kuş gibi hissediyordum. Sanki hayatım boyunca yaptığım hiçbir hareket bu kadar doğal değildi. Az önce beni çağırmak için kullandığı elinin işaret parmağı ile karşımızda duran aynaya işaret etti. Aynaya bakarken demek bu yüzden ona işaret parmağı diyorlar diye geçirdim içimden. Aynada ne onun ne de benim aksim vardı. Kafam karışıyordu. Odaklanamıyordum. Aynada başka birilerinin aksi vardı. Önceleri belli belirsin. Yavaşça netleştiler. Hem o hem ben olan başka birileriydi. Ne olduğunu anlayamıyordum. Ayna hileli olmalı diye düşündüm. Arkasına geçip orada kim var diye bakmak istedim. Bana engel olmadı. Yerinden kalkarken bir önceki doğal duygularımın tam tersine zorlanarak ayağa kalktım ve aynanın arkasına bakmaya çalıştım. Kalkar kalkmaz ayna normale döndü. Mideme kramplar girmeye başlamıştı. Kalktığım yere gerisin geri yığıldım. Tüm vücudum ter içinde kalıyor. Onlar bizim eski yaşamlarımızdı. Birlikte olmak her zaman bizim kaderimiz oldu. Ne kadar hayat yaşarsak yaşayalım ve ne kadar ayrı düşersek düşelim, sonunda hep birbirimizi bulmak zorundayız. Ben senin kurbanınım. Her hayatta öldürdüğün tek aşkın. Söylediklerini ne duyabiliyordum ne de anlayabiliyordum. Kafamın içi beyin ile değil sanki civa ile doluydu. Bu kadar ağır olmasaydı kafam belki düşünebilirdim bir şeyleri. Duysan bile anlamayacaksın. Anlasan bile inanmak istemeyeceksin dedi. Sen hep böyle oldun. İnanmadın. Hiçbir zaman ne bana ne kendine inanmadın. Sana bunu göstermenin tek bir yolu var. Dudaklarını bana doğru uzatıyor. Geri çekilmedim. Felç gibiydim. Sadece dudaklarımız birbirine değdiğinde gözlerimi kapatabildim. Hava buz gibiydi. Üzerimde kalın kürkler vardı. Ağır bir tipi altında yol almaya çalışıyorduk. Yanımdakinin yüzünü göremiyordum. Ama o olduğunu biliyordum. Bir mağaraya ulaşmaya çalışıyorduk. Yolda tökezledi. Yaralı mı?
Evet yaralı, karnını tutarak yürüyordu. Gitgide yavaşladı. O hız ile başarmamız imkansızdı. Yardım etmeye çalıştım, olmadı. Saldı kendisini yere düştü. Ben de mi yaralıydım? Saldırıya uğramışız. Taşıyamıyordum onu. Bu soğukta ölüme bırakmaktan başka çarem yoktu. Onu taşımaya çalışsam da ben de güçten düşer, yıkılırdım. Tek mantıklı tercih vardı. Temiz ve hızlı bir ölüm. Gözlerimi açıyorum. Anladın mı diyerek soruyor. Tekrar öptü beni. Her dokunuşunda, her öpüşünde farklı hayatların sonuna gidiyorduk. Her hayatta onu öldürüyordum. Her hayatta sadece yapılması gerekene inandığım, inandırıldığım davranışı yapıyordum. Bazen cellat oluyordum, bazen bir avcı, bazen sıradan bir marangoz, bazen bir imparator. Değişmeyen tek şey onu öldürmemdi. Yüzlerce aşk, onlarca ihanet, onlarca nefreti tekrar yaşadık. Karim ile yaptığım çocuk çalışmalarına hiç benzemediğini beyan etmeme gerek yok. Tüm gün sürüyor, defalarca sevişiyoruz. Tüm hayatlarımızın anılarını tekrar tekrar yaşayarak. Şimdi diyor, beni öldüreceksin. Hayır, onu öldürmek gibi bir isteğim yoktu. Karısını aldatan ilk erkek ben değildim. Belki bu tür imkansız olanı yaşayan ve bunun farkında olan da bir erkek değildim. İnsan olmanın en güzel yanı, yeterince bahane ve kendini ikna ile her şeyin sıradan görülebilmesidir. Karımı boşamam gerekmez. Metresi, yasak aşkı olan ilk erkek ben olamam ya. Bir şey daha var dedi. Sen de benim gibi tüm hayatlarında kısırdın. Yalan. Benim çocuklarım var. Bu kadın kesinlikle delirmiş olmalıydı. Bu kadın bir büyücü. Evin bir yerlerinde bir tür uyuşturucu etkisi olması lazımdı. İstifçi, psikiyatrlar, istifçi olanlar takıntılı insanlardı derdi. Beni takıntı yapmış olmalıydı. Bir yerlerde görmüştü. Kafayı bana takmıştı. Bu kadın zır deliydi. Karım asla beni aldatmazdı. Çocuklar, onlar benim çocuklarımdı. Yalan diye bağırdığımı hatırlıyorum. Her zaman gerçekler karşısında kendini böyle savundun. Her zaman kendi inandıkların senin için tek doğru oldu. Yalan söylüyordu. Bu sapık kadın yalan söylüyordu. Onlar benim çocuklarımdı. Korku insanı sadece heyecanlandırmaz. Bazı korkular insanı öfkelendirir. Tüm hayatımın yalan olduğunu söylüyordu. Fantastik bir filmden korku filmine geçiş yapmış gibiydim. Gerçek korku filmlerinde cinler, periler, vampirler, zombiler yoktur. Gerçek bir korku filmi tüm hayatının yalan olduğunu öğrenen bir adamın biyografisidir. Korkuyorum. Korku insanı sadece heyecanlandırmıyor. Korkumun kaynağı inkar etmek istedim. Yattığım divandan kalkıp odada volta atmaya başladım. Ayağım kıyafetlerimin arasındaki sert bir cisme çarptı. Silahım. Ne olduğunu anlamadan silahı elime alıp kafasına dayamıştım. Yalan söylediğini itiraf etmesini istedim. O ise gözlerini kapadı ve söylediklerimin kelimesi kelimesine doğru olduğunu sen de biliyorsun dedi. Bir gün için çok fazlaydı. Yüksek bir patlama sesi. Sonrası mutlak sessizlik. Kimse beni görmeden apartmandan fırlayıp eve koştum. Eğer herhangi biri beni gördüyse cinayet masasının olayı çözmesi saatlerini bile almazdı. Eve vardığımda ruh gibiydim. Karım ne olduğunu sordu. Cevap vermedim. Hemen duşa girdim. Neden bu kadar sarsıldım ki? Yüzlerce hayatta, yüzlerce defa katil olmuştum. Her hayatta onu öldürmüştüm. Hayır, yalandı bunlar. Ama oldu işte. Oldu. Haklı çıktı. Öldürdüm onu. Hayır, anlamanın tek bir yolu vardı. Duştan çıkıp kızların odasına gittim. Güzel, ikisi de uyuyordu. Odadan çıktığımda karımı karşımda buldum. Ne olduğunu soran gözler ile bakıyordu. Onu salona çektim. Elimden geldiğince soğukkanlı davranmaya çalışıyordum. Karıma bugün bir şey öğrendiğimi söyledim. Ben kısırım. Saçmalama. Çocuklarımız var bizim dediğinde. Gözlerinde bunun ne anlama geldiğini bilen yakalanmış bir kadının bakışları vardı. Tabancam çoktan elimdeki yerini almıştı bile. Kafasından tek bir mermiyle vuruyorum onu da. İşte gene oldu. Gene katil oldum. Tabancayı kendi şakama dayıyorum. Çocuklar sese uyanmışlardı. Her ne kadar tohumlarını benden almış olmasalar da onları bu hayatta böyle bir travma ile tek başlarına bırakamazdım. Odalarına gittim. Sonra da kendi hayatıma son verdim. Olay kayıtlara cinnet olarak geçmiştir. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi
diğer hikayeyi anlatıyorum. Geçen sene Kasım ayı zamanlarında yeni bir araştırma içerisindeydik. Bu tarz paranormal olaylar yaşamış kişileri bulmak oldukça zordur. Bazen olayı yaşayan kişiler Hakk'ı rahmetine kavuştuğu için araştırma başlamadan biter. Kimi insanlar başlarından geçen olayları gerçekmiş gibi anlattığı için bize zaman kaybettirir. Kimileri ise olayı hala yaşadığı için anlatmaz ya da bize saldırgan hareketlerde bulunur. Neyse, biz araştırma yaparken akşam saatlerinde ekibimizden bir arkadaş araştırma için bir vaka bulduğunu, olayın İran'da yaşandığını ve o ülkede çok ses getirdiğini söyledi. İran'da kendine üstad lakabını vermiş, medyum işleriyle uğraşan 60'lı yaşlarda bir adamla iletişime geçtik. Olayın detayları hakkında bilgi aldık ve her şeyi not ettik. Yaklaşık 2 hafta süren bir hazırlıktan sonra da ekibimizden 5 kişiyle İran'a yol aldık. İran'a vardığımızda ekibimizde Farsça bilen arkadaşımız bize bir taksi tutup olayın yaşandığı köye götürdü. Yaklaşık 2 saatten fazla süren yolculuğumuzdan sonra taksiye oldukça yüksek bir meblağda ücret ödeyip köye indik. Bizi köyün girişinde karşılayan kişi ise tanıdık vasıtasıyla tanıştığımız kendine üstad lakabını takan yaşlı adamdı. Ekipteki arkadaşımız İran'ın resmi dili olan Farsçayı bildiği için iletişimi o gerçekleştiriyordu. Yani bize tercümanlık görevini üstleniyordu. Yaşlı adam bizle tokalaştıktan sonra 10 dakika kadar yürüyerek bizi evine götürdü. Hocanın evi sıradan bir köy evini andırıyordu. İçerisinde de o filmlerde gördüğümüz ürkütücülük yoktu. Güzel bir akşam yemeği yedikten sonra yol yorgunluğunu atmak için bize tahsis edilen odadaki yer yatağına yattık. Ben uyumak yerine merakla arkadaşım Can'a "Bu evde sadece hocam yaşıyor" dedim. Can da "Evet, bana telefonda tek yaşadığını söyledi. O yüzden evinde ağırlıyor bizi" dedi. Ardından hepimiz güzel bir uyku çektik. Sabah 9 sularında ekip arkadaşım Erkan, "Hadi beyler, sabah oldu, kahvaltı hazır" diyerek uyandırdı. Kahvaltı masasına oturduğumuzda tercüman görevi üstlenen Adem'e bir yandan kahvaltımızı yaparken bir yandan da hocanın olayı anlatmasını söylemesini istedim. Hoca ona olayı yavaş yavaş anlatırken Adem de bize çevresini yaparak anlatıyordu. Olay tam olarak şöyleydi. Bulunduğumuz köyün biraz dışında kalan bir ev varmış. Bu evde 11 yaşlarında zihinsel engelli olan bir erkek çocuk, 21 yaşlarında cinlerle problemleri olan Fatma adında da genç bir kız ve onlara bakan babaanneleri varmış. Fatma'nın babası düğün gecesi eski eşi tarafından vurularak öldürülmüş. İşin garip yanı ise annesinin daha gerdek gecesi olmadan hamile kalması. Fatma'nın babası öldükten sonra annesi çok büyük bunalıma girmiş. Bu kadın ise ölen eşinin annesi, yani kaynanası sahiplenmiş. Kadın düğün gecesinden 1-2 ay sonra bir anda hamile kalmış. Tüm köylü onun gayrimeşru bir çocuk yaptığını düşünmüş ve taşlayarak öldürülmesini bile istemişler. Kaynanası da bu duruma anlam verememiş ama kıza sahip çıkmak için köyün dışına kaçırmış. Orada bir ev yapmış. Kıza bu yaşananlara rağmen bakmaya devam etmiş. Fatma'nın annesi asla konuşmazmış. Sürekli evde kendini odaya kilitler, büyüler yaparmış. Kaynanası ise onun yaptıklarına göz yumarmış. Kadın kocası düğünde öldükten sonra büyüler yaparak onun kılığında bir cin istiyormuş ama yaptığı büyüler hep boşa çıkıyormuş. Asıl olduğunu kimse bilmiyor ama kadın sonunda bir cinle evlenmiş ve Fatma ile Hirat adında iki çocuğu dünyaya getirmiş. Bazı köylüler Fatma'nın doğumdan sonra kendi içinde örgütlenerek Fatma'yı ve anneannesini rejim etmeye, taşlayarak öldürmeye karar vermişler. Kalabalık bir grup bir akşam evi ansızın basıp Fatma ve anne köy meydanına götürürlerken büyük bir cin kavminin saldırısına uğramışlar. Onları öldürmek isteyen köylüler ortadan kaybolmuş. Geriye kalanlar ise
bu köyde hala korkular içinde yaşıyormuş. Köydeki yeni doğan bebekler gayet sağlıklıyken 20'li yaşlara geldiklerinde ya akıllarını yitiriyor ya da hastalanıp yataklara düşüyormuş. Hikayenin bu kadarını hocadan dinledik. Kahvaltımızı bitirip olayın yaşandığı o eve gitmeden önce Fatma'nın amcası Hasan ile görüşmeye karar verdik ve evden çıktık. Fatma'nın amcası Hasan bulunduğumuz evin yakınlarındaydı. Yürüyerek 2 dakika içinde evine vardık. Bizim hoca kapıyı çaldı. Bekledik ama açan yoktu. Hoca kapıyı tekrar çaldı ama hala kapıyı açan yoktu. Sonra geliriz dedim. Hoca hakkını bir daha deneyerek tekrar kapıyı çaldı. Bu sefer içerideki tıkırtı seslerini duyduk. Kapıyı çaldığımızı duymuyor düşüncesiyle defalarca çalmamıza rağmen kapıyı kimse açmadı. Aradan 2-3 dakika sonra üst katın camında perde arkasında bir adam bize öfkeli öfkeli bakıyordu. Herhalde bu Fatma'nın amcası Hasan olmalıydı. Göz göze geldiğimizde perdeyi çekip içeriye girdi. Hoca da bizim Adem'e dönüp neyse bugünlük bir şey yapmayalım gibisinden bir şeyler söylemiş. Adem bize bunları dedikten sonra tekrar eve döndük. Akşama kadar oturduk ve kendi aramızda planlar yapıyorduk. Saat akşam 10 sularında kapı çaldı. Hoca kapıyı açtığında bir bağırış sesi duyduk. Sanki bir adam kapının önünde kavga ediyordu. Hep beraber kapıya çıktığımızda evinden, pencereden bakan adam hocanın boğazını sıkarak bir şeyler söylüyordu. Kavgayı ayırdık ve adamı gönderdik. İçeri girdiğimizde hoca elini yüzünü yıkayıp bir şey demeden odasına çekildi. Biz de Adem'e o adamın neden geldiğini sorduk. Adem bize anladığım kadarıyla o adam Hasan ve hocaya bir daha onları benim evime getirme, beni öldürmeye mi çalışıyorsun gibisinden bir şeyler söyledi, dedi. Görünüşe göre bu daha önce gördüğümüz vakalardan daha zor olacaktı. Hemen yeni bir plan yaparak sabah kalkınca direkt Fatma'nın yaşadığı eve gitmeye karar verdik. Kıyafetlerimizi değiştirdik ve yatağa yattık. Ne hikmetse o gece hepimiz rüyamızda Hasan'ı gördük. Sürekli bizi rahatsız ediyor ve bir yerden kovmaya çalışıyordu. İşin en ilginç yanı ise rüyalarımız neredeyse aynıydı. Oldukça kötü bir uykunun ardından sabah uyandık. Kahvaltımızı yaptık ve Fatma'nın yaşadığı eve doğru yol aldık. Yaklaşık 20 dakikalık bir yürüyüşün ardından köyün dışında baraka gibi bir evin önüne geldik. Hoca Adem'e sessizce fısıldayıp burada durmamızı ve ses çıkartmamamızı söyledi. Tek başına evin bahçesine girdi. Kapıyı çaldı. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. İçeriye girdi. Yaklaşık 10 dakika sonra yaşlı kadınla beraber dışarıya çıktılar. Kadının elini öptü. Adem kadına Farsça bildiğini ve kendisiyle iletişim kurabileceğini söyledi. Kadın Adem'e bir şeyler anlattı. Adem de bize dönerek bu kadın Fatma'nın babaannesi. Eve girerken kesinlikle ahıra yaklaşmamamızı ve oraya bakmamamızı söyledi dedi. Yavaş adımlarla ahırdan uzak bir şekilde eve girdik. Evin içerisi oldukça kötü kokuyordu. Hep beraber salona geçtik. Yaşlı kadın hocanın anlattıklarının aynısı dışında şeyler de anlattı. Kadın Fatma'nın bir cin olduğunu, ahırda yaşamak için can attığını, kimi zaman suskunken kimi zaman da konuştuğunu söylemiş. Biz tam kadına bu gece evde gözlem yapabilir miyiz diyecekken kadın bizden önce bu gece burada kalmamızı ve onun yaşadığı hayatı görmemizi istedi. Ekipteki arkadaşlar bu durumdan pek hoşnut olmasalar da araştırmamız için gerekli olduğunu düşünerek onayladılar. Adem yaşlı kadından Fatma'yı görmek için izin istedi. Yaşlı kadın da önce kendisinin içeriği kontrol etmesi gerektiğini, daha sonra onay verirse girip görebileceğimizi söyledi ve ayağa kalktı. Yatağın altından 2 tane taş tablet çıkardı. Üzerinde dua gibi bir şeyler yazıyordu. Kadın bize bunları Fatma'nın tırnaklarıyla yazdığını ve yazının Farsça değil İbranice olduğunu, bunun ne anlama geldiğini sordu. Biz de İbranice bilmediğimiz için cevap veremedik. Yaşlı kadın Adem'e
ahıra gitmeden önce yan odadaki zihinsel engelli olan Fatma'nın kardeşi Hira'da bakabileceğimizi söyledi. Hocayla kadın ahıra giderken biz de yan odaya girdik. Hirat yer yatağında yatıyor ve bize gülümseyerek el sallıyordu. Bize zihinsel engelli olduğu söylenmişti fakat Hirat'ın kolları da ters gibiydi. Hira'da biz de el salladık. Merhaba Hirat diye ufak tefek şakalar yapıyorduk. Hirat oldukça masum duruyordu. O sırada yaşlı kadın dışarıdan bize seslendi. Adem bize Fatma'nın hazır olduğunu ve içeri girebileceğimizi söyledi. Biz de evden çıkıp ahırın kapısına geldik. Yaşlı kadın ahırın kapısını yavaşça açtı ve içeri küçük adımlarla sırayla girmeye başladık. Ahıra girdik. İçerisi oldukça kötü kokuyordu ve duvarlarda kazınmış Arapçaya benzer yazılar vardı. Ayrıca bazı yerlerde kurumuş kan vardı. Karşımızda sol köşede ise Fatma yatıyordu. Seslerimizi duyup uyandı ve yavaş yavaş ayağa kalktı. Kafasını bize çevirdiğinde içimizi öyle bir şey sardı ki o an hepimizin ensesinde bir baskı oluştu. Yüzü çok korkunçtu. Kıyafetleri kirden kararmış. Hatta vücudunda yaralar vardı. Adem ona nasılsın diye sordu. Fatma bize doğru topallayarak birkaç adım attı. Biraz bekledikten sonra garip bir sesle sizi tanıyorum dedi. Adem babaannesine onunla biraz konuşmak istediğini söyledi. Yaşlı kadın biraz tereddüt edip başıyla onayladı ve dışarı çıktı. Adem Fatma ile sohbete başladı ve bize de ara ara tercümelerde bulundu. Yazdığımız notlardaki tüm diyalog şimdi sizlerle paylaşacağım şekilde. Adem, Fatma, bizi nereden tanıyorsun? Fatma, çünkü ben kurban istedim ve sizler benim kurbanımsınız. Adem, biz sana zarar vermek istemiyoruz. Sadece durumunu öğrenip sana yardım etmek istiyoruz. Siz bana sadece kurban olarak yardım edebilirsiniz. Zaten sizi kurban edeceğim. Şu an burada bizden başka kimler var? Kocam, çocuklarım, akrabalarım. Hepsi ensenizde. Duvardaki kanlar sana mı ait? Merakınızı bu gece gidereceğim. Diyerek bize büyük bir taş fırlattı. Üzerimize koştu. Bize Farsça küfürler ederek saldırmaya başladı. O anki korkuyla kendimizi dışarıya zor attık. Hoca ve babaannesi içeriye girerek Fatma'yı sakinleştirmeye çalıştılar. O sırada evin içinden de kalın bir erkek sesi resmen kükrer gibi yankılanıyordu. Bir süre sonra hareketlilik kesildi. Babaannesi bizi eve soktu. Bugün tekrar yanına gitmeyin. Yanında çok fazla cin var diye Adem'i uyardı. Akşam yaşlı kadın bize yer yatağı hazırlarken hoca da evine gitmek için yol aldı. Akşam ezanından sonra yatağımıza yattık ve uyuduk. Gece 1:30 sularında ben bir anda uyandım. Tuvaletim gelmişti. Tek başıma gitmeye korkuyordum. Bu nedenle Adem'i uyandırdım. Beni tuvalete götürmesini istedim. Adem gözlerini ovuşturarak yanımda tuvalete doğru geldi. Odadan çıkıp salona geçtiğimizde koridorda siyah çarşaflı bir kadının hızlıca ilerlediğini gördük. Korktuk ama nedendir bilinmez biz de arkasından yürümeye başladık. Tuvaletin önüne geldiğimizde içeride Fatma'yı gördük. Yüzünde ve vücudunda hiçbir yara belirtisi kalmamıştı. Elinde bir tas vardı ve bize gülümsedi. Elindeki tası tuvaletin içerisine ovalayarak döktü. Daha sonra yere doğru çöktü ve ekmeği yemeye başladı. Bize ikram eder gibi uzattı. Biz hareketsiz dona kalınca yemeye devam etti. Tüm ekmekleri yedikten sonra tuvaletten çıktı. Yanımızdan geçerek odaların içinde kayboldu. Ne yapacağımızı bilemedik. Korkudan dona kaldık. Adem bana bakıp en iyisi abdest alıp namaz kılayım ben dedi. Ben yanında beklerken o da çeşmeden abdest aldı. Yattığımız odaya geçtik. Adem yere hırkasını seccade gibi sererek namaza başladı. Ben de uykum kaçmış onu izliyordum. O sırada Adem tam secdeye eğildiğinde birkaç saniyeliğine arkasında Hira'da secdeye eğilirken gördüm. İçimi çok büyük bir korku sardı. Sabaha kadar Adem'le uyuyamadık. Sabah olduğunda
arkadaşımız Can panikle uyanıp bize rüyasında Fatma ile ilişkiye girdiğini söyledi. Ardından Erkan da uyandı ve duvarlarda bir şeylerin süzüldüğünü söyledi. Gözlerini kapatıp ağlamaya başladı. Diğer arkadaşımız ise gece rüyasında Fatma'yı görünce bir şeyler tarafından sabaha kadar dövüldüğünü, vücudunda ağrılar olduğunu söyledi. Sırtını ve kollarını açtığımızda morluklar ve şişlikler olduğunu gördük. Bu yaşadıklarımızı değerlendirdik ama yapabileceğimiz hiçbir şey bulamadık. Oldukça yeni ve tecrübesiz olduğumuzun kanaatine varınca araştırmayı yarıda bırakıp Türkiye'ye dönmeye karar verdik. Yaşlı kadınla vedalaşıp evden çıkarken Fatma'nın ahırdan bize Türkçe olarak seslenişini duyduk. "Lütfen gitmeyin. Ben aslında bildiğiniz gibi biri değilim. Bana yardım edin." deyişini duyduk. Ama aldırmadan hızlı adımlarla hocanın evine doğru gittik. Hayatımda ilk defa yaşadığım bir durumdu bu. Hocanın evine vardığımızda kapının önünde 10-15 kişilik bir grup gördük. Bize öfkeyle bağırıp itiyorlardı. Hocanın kapısını çaldık ve kapı açılır açılmaz içeriye daldık. Adem hocaya ne olduğunu sordu. Hocanın da Adem'e dediğine göre köyü acilen terk edip gitmemiz gerekiyormuş. Tüm köye gece vakti cinler saldırmış. Bazı kadın ve erkeklere tecavüz edilmiş ve bunun tek nedeni ise bizim bu köye gelmemizmiş. Ayrıca hoca daha eskiden bizim bir cin kabilesine bulaştığımızı ve buraya uğursuzluk getirdiğimizi söylemiş. Daha sonra cebinden bir muska çıkardı ve "bunu yanınızdan ayırmayın. Türkiye'ye gidene kadar bu sizi korur." dedi. Hoca kapımıza bir taksi çağırmıştı. Apar topar darp edilmeden taksiye bindik ve yola koyulduk. Taksinin içerisinde başlayan ve aylar sonra sona eren fısıltılar da burada başladı. Sonunda sağ salim evimize döndük. Bizim çok sevdiğimiz bir alim olan Mehmet abiyi de yanımıza çağırdık. Mehmet abi apar topar geldi. Olanları ona baştan sona anlattık. Mehmet abimiz araştırmalarda, ritüellerde bize yardımcı olan muhteşem bir insandı. İnsanlara para için değil, Allah rızası için yardım eder. Tüm bu olayları anlattıktan sonra Mehmet abinin suratı düştü. "Çocuklar, korkutmak istemem ama zorlu bir süreç bizi bekliyor." dedi ve ekledi. "Şimdi size anlatacaklarıma kulak kesilin." dedi. "Çocuklar, yanınızda bir büyü var, onu bana verin." dedi. Fakat yanımızda büyü değil, hocanın verdiği muska vardı. Mehmet abiye muskayı uzattık. Dualar okuyarak muskayı yavaşça açtı. "Siz geri zekalı mısınız? Kendinize yapılan büyüyü neden yanınızda taşıyorsunuz?" dedi. Biz de bunu orada bize evini açan hocanın korunma amaçlı verdiğini söyledik. "Mehmet abi, size neler olduğunu ben anlatayım." dedi. "Sizi oraya çeken şey aslında cinlerdi, şeytandı. Aslında gittiğiniz ev gerçekte yok. O söylediğiniz kişiler gerçekte yok. Çünkü adını verdiğiniz köy zamanında Fatma'yı ve annesini öldürdükten sonra cinler tarafından katledildi. Orada yıllardır kimse yaşamıyor. Nasıl bir araştırma yaptınız da gittiniz? Resmen sizi tuzağa çekmişler. O köyde cinler sizi evlendirip daha sonra da sizi yok edeceklerdi. İyi ki hemen dönmüşsünüz. Allah korumuş. Koca bir kabile sizinle oyun oynamış. Bundan sonra da sizinle uğraşacaklarını düşünüyorum." dedi. Ve olanlar oldu. Beş arkadaş bu olaylardan sonra resmen kafayı yedik. Aylarca Fatma'yı gördük. Gece gündüz fark etmeksizin kesik başlı hayvanlar, çocuklar, insanlar yanımıza geldi. Kafamızda sürekli vızıltılarla yaşadık. Araştırma yapmak için gittiğimiz insanların konumuna biz düşmüştük. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bu olaylar yaşayan kişinin ağzından size aktarılmaktadır. İsimler değiştirilmiştir. Henüz 19 yaşındaydım. Doğuştan konuşma bozukluğum olduğu için hep dışlanan, hor görülen bir kız olmuştum. Mahallemizde Murat adında genç bir delikanlı vardı. Biraz serseri, ipsiz sapsız, tekinsiz biriydi. Ama bana bir kadın olarak ilgi gösteren çok az insandan biriydi. 16 yaşımdan beri onunlaydım. Ve gerçekten çok seviyordum. Murat dengesiz bir yapıya sahipti.
Beni dövmesi için bir sebebe ihtiyaç duymazdı. Bugün seni balkonda gördüm. Sen nasıl balkona çıkarsın diye üstüme saldırabilir. Beni çok ağır dövebilirdi. Ama yine de seviyordum. Elimden bir şey gelmiyordu. Ailem bu olanları bilmiyordu. Babam da aynı şekilde çok sinirli birisiydi. Eğer bir erkekle görüştüğümü ve dayak yediğimi duysa Murat'ı öldürür. Üstüne yine babamdan da dayak yiyen ben olurdum. Yıllardır Murat'la birlikteydim. Murat'ın ailesinin durumu iyiydi. Çalışmıyor. Orada burada boş boş dolaşıyordu. Bense artık evlenmek, aile kurmak istiyordum. Sonunda bir gün rüyalarımın gerçekleştiğini sandım. Murat, kafasının güzel olduğu bir gün, eve gitme, bana kaç dedi. Şaşırmıştım. Aynı zamanda da çok mutlu olmuştum. Saf bir şekilde kaçmama gerek yok ki. Gelip Allah'ın emriyle istersen, babam verir dedim. Neden bilmiyorum ama Murat öfkelenmişti. Bir anda bana ağza alınmayacak hakaretler etmeye ve bana vurmaya başlamıştı. Hırsını aldığında da çekip gitti. Günler geçiyordu. Murat ne telefonlarıma çıkıyordu ne de beni arıyordu. Mahallede de bir türlü göremiyordum. İçten içe kahroluyordum. Aradan aylar geçmişti. Bir gün marketten dönerken yan mahallede bir koşuşturma olduğunu gördüm. Masalar, sandalyeler kuruluyor. Ara mahalle trafiğe kapatılıyordu. Mahalleden birine burada ne olduğunu sordum. Bu akşam Murat'ın düğünü var dediğinde bir an beynimden vurulmuşa dönmüştüm. İnanamamıştım. Şok olmuştum. Hayalet gibi ellerim titreye titreye eve döndüm. Tüm akşam gözyaşları içinde balkondan kalabalığı, gecenin sonunda da geçip giden gelin arabasını izledim. Gözüme uyku girmiyordu. Zaman geçmek bilmiyordu. İçimdeki keder öyle büyüktü ki nefes dahi alamıyordum. Annem durumumu fark ediyordu ama ona da bir şey söylemek istemiyordum. Yıllarımı verdiğim adam başkasıyla evlendi demek istemiyordum. Bir gün annem, babam, ben, abim ve kız kardeşim salonda oturuyordu. Her şey sakin ve normaldi. Hiçbir sıkıntı yoktu. Sıkılmış bir şekilde boş boş televizyon izliyorduk. Bir an oda kapısının yanında duran şeyi görünce korkudan sanki kalbim bir anda durdu. Gözlerim kocaman açılmış, dilim tutulmuş bir şekilde deliler gibi çırpınmaya, korkuyla o varlığı işaret etmeye başlamıştım. Çürümüş, gri çıplak bedeni, eğri büğrü başındaki dökülmüş saçları, beyaza dönmüş korkunç gözleri ve bir keçiyi andıran toynaklı ayakları tam karşımda duruyordu. Ben dehşetle, korkuyla kendimi paralarken o sadece karşımda durmuş, zevkle gülüyor ve beni izliyordu. Ailemse ne olduğunu anlamamış, telaş içinde beni sakinleştirmeye çalışıyorlar. Ne olduğunu soruyorlardı. Ne olduğunu ben de bilmiyordum. Sadece karşımda tüm iğrençliğiyle duran o yaratığın gitmesini istiyordum. Üstümü başımı yırtmış, boğazım yırtılırcasına bağırmıştım. Sonunda korkudan ve dehşetten olduğum yere yığılıp kaldım. Kendime geldiğimde annem bileklerime kolonya sürüyordu. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Aklıma geldikçe hala kalbim deliler gibi atıyordu. Tüm ailem başıma toplanmış, ne olduğunu soruyordu. Onları gördüğüm yaratığı karşıma geçip öylece bana gülmesini anlattı. Ailemin gözleri kocaman olmuş, şok içinde bana bakıyorlardı. Babam tedirgin bir şekilde, olur mu kızım hiç öyle şey, hayal görmüşsündür. Son günlerde sende bir haller vardı, belki sinirlerin bozulmuştur dedi. Ben, babamın söylediklerini duymuyor, yaşadıklarımın etkisiyle gözyaşları akıtmaya devam ediyordu. Yatma zamanı gelmişti ama ben yalnız kalmaya ya da yatmaya korkuyordum. Ergenlik çağında olan kız kardeşimle aynı odada kalıyorduk. Annemleri de korkutmamak için konuyu kapattım. Herkes yatmaya gitmişti. Ben de kız kardeşimin yanına yatmaya gittim. Karanlık odadaki yatağıma uzandım ve uyumaya çalıştım. Bir süre sonra uykuyla uyanıklık arasında odada dolaşan hafif ayak sesleri dikkatimi çekti. Kız kardeşim hemen yanımdaki yatakta uyuyordu. Odanın kapısı kapalıydı ve hiç açılmamıştı. Yorganımı başıma kadar çektim. Ne olduğuna bakmaya korkuyordum. Buna cesaretim yoktu. O şeyin başucuma kadar gelip başımda dikildiğini hissedebiliyordum. Bu şekilde sabaha kadar gözümü dahi kırpmadan yorganın altında
O şekilde korku içinde dualar ederek yattım. Aradan saatler geçmişken kardeşimin tuvalete kalktığını duydum. Ve titreyen bir sesle Esra'ya seslendim. Esra, odada biri var dedi. Esra, saçmalama abla, odada kimse yok dedi. Ellerim titreye titreye derin bir nefes çekti ve başıma çektiğim yorganı hafifçe kaldırdığım gibi nefesim kesildi. Karşımda dikilen kardeşim Esra değildi. Karanlık odada cismini görmediğim bir şey, kan kırmızı, parlak gözleriyle başucumda dikilmiş, dikkatlice bana bakıyordu. Korku ve dehşet içerisinde boğazım yırtılırcasına attığım çığlıkla hemen yanımdaki yatakta yatan kardeşim uyku sersemi bir şekilde ayağa fırladı. Hemen ışığı yakıp yanıma koştu. Abla, iyi misin, ne oldu diye soruyordu. Annem, babam ve abim de çığlığıma koşup gelmişlerdi. O şey ortadan kaybolmuştu ama ben hala dehşetle çığlıklar atıyor, korkudan üstümü başımı yırtıyordum. Ailem beni tutuyor, sakinleştirmeye çalışıyordu ama bir türlü kendime hakim olamıyordum. Kalp krizi geçirip ölmek üzereydim. Ailem sonunda benimle başa çıkamadı, ambulans çağırdı. Gelen görevliler bana sakinleştirici bir iğne yapmışlardı. Elimi dahi kaldıramıyordum. Gitmeye hazırlanan görevliler babamı kenara çekmiş, iğnenin geçici bir önlem olduğunu, sinir krizi geçirdiğimi ve bir an önce bir doktora görünmem gerektiğini söylediler. İğnenin etkisiyle iyice gevşemiş bir şekilde ağırlaşan gözlerimi yumdum ve uykuya daldım. Saatlerce uyumuştum. Uyandığımda evde sadece küçük kız kardeşim vardı. Babam ve abim işe, annemse markete gitmişti. Kız kardeşim mutfakta bulaşıkları yıkıyordu. Kendimi sersem gibi hissediyordum. Uyku sersemi bir şekilde kendime gelmeye çalışırken Murat'ın sesini duyar gibi oldum. Bana sesleniyordu. Şaşkın bir şekilde kulak kabarttım. Gerçekten de Murat bana sesleniyordu. Aradan aylar geçmişti. O evlenmişti. Biraz heyecan, biraz korku ve endişeyle yerimden kalktım. Ses balkondan geliyordu. Balkona çıkıp sağa sola bakındım. Hemen aşağıdan bana sesleniyordu. Zehra, buradayım. Bana gel hadi diyordu. İnanamamıştım. Üçüncü katta oturduğumuz halde Murat o kadar yakın görünüyordu ki elimi uzatsam dokunacak gibiydim. Zehra, seni çok özledim. Özür dilerim. Hadi gel, atla aşağıya. Korkma, bir şey olmaz diyordu. O an tek düşündüğüm Murat'a gitmekti. Elimi uzatıp ona dokunmak istedim ama yetişemedim. Murat arkasını dönmüş, gitmeye başlamıştı. O gitmeden onu yakalamalıydım. Bir ayağımı demirlerden attım. Arkasından gitme diye bağırıyordum. Bir ara annemin sesini duyar gibi oldum. Bana sesleniyordu ama onu tam duyamıyordum. Tam diğer ayağımı da atacaktım ki birisi beni tutup sertçe yere çarptı. Başımı çarpmıştım. Sersemlemiş bir şekilde ne olduğuna baktım. Kardeşim Esra ve annem gözyaşları içinde başımda dikilmiş, ne yapıyorsun sen diye bağırıyorlar. Sanki bir rüyadan uyanmış gibi şaşkınlık içinde yerimden doğrulup balkondan aşağıya baktım. O kadar yüksekti ki ortada Murat falan da yoktu. Annem beni içeriye soktu. Esra'ya asla başımdan ayrılmamasını tembihledi. Tuğa gitti. Babamı aradı. Salondan konuşmalarını duyabiliyordum. Zehra'yı bir an önce doktora götürmeliyiz. Durumu hiç iyi değil. Kendisine zarar verecek. Balkondan atlamaya kalktı diyordu. Oysa ki ben balkondan atlamaya çalışmamıştım. Murat'a gitmeye çalışmıştım. Ertesi gün apar topar beni uzman bir doktora götürdüler. Onlarca testten sonra doktorun verdiği bir poşet ağır ilaçlarla eve döndük. İlaçlar o kadar ağırdı ki beni sadece uyuşturuyordu. Ağzımı açıp konuşasım bile gelmiyordu. Tek yapabildiğim halsiz bir şekilde oturmaktı. Uyuşmuş bir şekilde oturduğum köşemden evin içinde gezinen gölgeleri izliyordum. Her yerdelerdi. Bizimle birlikte evde yaşıyor gibiydiler. Gölgeler sorun değildi. Onlar beni korkutmuyordu ama o keçi ayaklı gri vücutlu çıplak yaratık geldiğinde işte o zaman çıldırıyordum. Yine ilaçların etkisiyle ağır bir uykuya dalmışken yatağımda büyük bir ağırlıkla gözlerimi açtım. Nefesim kesilmişti ve bir türlü nefes alamıyordum. O yaratık üstüme oturmuş, boğazımı sıkıyordu.
öyle ağırdı ki kımıldayamıyordum. Boğazımı öyle kötü sıkıyordu ki gözlerim yerinden çıkacaktı. Ciğerlerimde kalan son nefesle çığlıklar atmaya, gözlerimden boşalan yaşlarla yardım istemeye başladım. Esra hemen yerinden fırladı. Işığı açtı. Artık o da çok korkuyordu. Koşup annem babamı uyandırmış. Hepsi birlikte odaya doluşmuşlardı. Ben krize girmiş bir şekilde yattığım yerde titrerken babam beni tutmuş sarsarak kendime getirmeye çalışıyordu. Tükenmiş bir şekilde zar zor çıkan sesimle sadece beni öldürmeye çalışıyor diyebildim. Sonra her şey karardı. Günler böyle geçmeye başlamıştı. Doktor kontrollerine gidiyor, ilaçlarımı devamlı kullanıyordum. Evin içinde dolaşan şekilsiz, karanlık gölgeler ve o keçi ayaklı gri yaratık her an ensemdeydi. Ara ara Murat'ın sesini duymaya devam ediyordum. Bana kendime zarar vermemi söylüyordu. Her yönden saldırı altındaydım ve gücüm günden güne tükeniyordu. Bir deri bir kemik kalmışken annem daha fazla dayanamadı. Babam ilk başlarda karşı çıksa da o da benim bu halime daha fazla dayanamayacak duruma gelmişti. Kız kardeşim bile benden köşe bucak kaçıyor, benimle yalnız kalmaya korkuyordu. Sonunda babam ikna olmuştu. Annem beni alıp şehrin gecekondu mahallesinde bir hocaya götürmüştü. Eski püskü, harap haldeki evde bet suratlı kadın musallata uğradığımı söylemişti. Anneme çok yüksek bir ücretle bir muska ve bir şişe su vermişti. Söylediğine göre bu okunmuş suymuş ve cinleri kovmamızı sağlayacakmış. Doktora gitmeyi bırakmıştım. Çünkü ilaçlar beni uyuşturmaktan başka bir işe yaramıyordu. O günden sonra evde bir köşe kapmaca başlamıştı. O keçi ayaklı gri yaratığı her gördüğümde korku ve dehşetle krize giriyordum. Babam benim işaret ettiğim yere fısfıs şişesine koydukları sözde cin kaçıran sudan sıkıyordu. Bazı geceler öyle şiddetli krizlere giriyordum ki annem cinci kadını arıyor, yardım etmesi için yalvarıyordu. Cinci kadınsa bu gecelik cinleri kendime davet edeceğim, bir gece rahat edecek diyor, karşılığındaysa büyük paralar istiyordu. Kaç tane hocaya gittiğimizi, ne paralar harcadığımızı hatırlamıyorum bile. Böyle böyle babam evlerimizden birini satmıştı. Fakat ben düzelmemiştim. Daha kötü durumdaydım. Bu şekilde yıllar geçmişti. Benimle birlikte ailem de sağlığını yitirmiş. Hepsi sinir hastası olmuştu. Ben de artık duruma alışmıştım. Bir deri bir kemik kalmış halimle oturduğum yerden onları izliyordum. Kız kardeşime, bak orada bizi izliyor diyordum. Artık geceleri benimle aynı odada yatmak bile istemiyordu. Her şeyden vazgeçmiştim. Ölümü bekliyordum. Hiçbir umudum kalmamıştı. Bu acıma çare bulduğum tek şey kendime zarar vermekti. Çünkü yaşadığımı sadece canım acıdığı zaman hissedebiliyordum. Herkes benden korkuyordu. İyice tükendiğim bir gün odamda tek başıma yatağa uzanmış düşünürken artık canıma tak ettiğini fark ettim. Ne için yaşıyordum ki? Annemlerle bile konuşmayı bırakmıştım. Tüm gün odama kapanıyor, musallatımla baş başa oturuyordum. Yattığım yerden kardeşimin mumlarının yanında duran kibrit gözüme takıldı. Yine kulaklarımda fısıltılar dolaşmaya başlamıştı. Tamam dedim kendi kendime. Madem ölmemi o kadar istiyorsunuz, ben ölene kadar durmayacaksınız. Sizin istediğiniz gibi olsun. Yerimden kalktım. Kibriti aldım. Kapımı kilitledim. Yatağımın başucundaki pencerenin perdelerini ateşe verdim. Ve yine yatağıma uzandım. Koskoca perde boydan boya alev almış, odayı bir duman kaplamıştı. Bense umursamaz bir şekilde yatağımda uzanmış, alev alıp ölmeyi bekliyordum. Duman öyle yoğun bir hal almıştı ki abimle annem kapıma dayanmışlar. Telaşla kapıyı çalıp adımı sesleniyorlar. Kapıyı açmamı söylüyorlardı. Sonunda abim kapıyı omuzlamaya başladı ve kırıp içeri girdi. Abim perdeleri söndürmeye çalışırken annemse pencereleri açıyor, dumanın dışarı çıkmasını sağlıyordu. Perdeler söndükten sonra abim gözleri kan çanağı olmuş bir şekilde beni tutup sert bir tokat attı. Bizi de mi öldürmeye çalışıyorsun diye bağırıyor, küfürler ediyordu. Beni daha da dövecekken annem zar zor aramıza girdi ve ona engel oldu. Abimin tokadı
canımı yakmamıştı bile. Canımı yakan tek şey bir türlü bu hayattan kurtulamıyor olmaktı. Annemle abim odayı toparlarken ben umursamaz bir şekilde balkona hava almaya çıktım. Şu durumda annem beni yalnız bırakmazdı ama ya odanın haline dalmıştı ya da peşimde dolanmaktan artık o da bıkmıştı. Balkonda oturmuş kederli bir şekilde etrafa bakınıp kaderime isyan ederken çapraz apartmanın penceresinden başını uzatmış etrafa bakınan bir genç dikkatimi çekti. Yıllardır içine düştüğüm kabustan genç bir kız olduğumu unutmuş, yuva kurma hayallerinden vazgeçmiştim. Pencereden etrafı izleyen bu gençle göz göze geldiğimiz an yıllardır ilk kez heyecanlandığımı hissetmiştim. O günden itibaren cinlerin saldırısına uğramadım ve kendimi daha iyi hissettiğim günler başladı. Balkona çıkıp hava almaya başladım. Bir umut belki o genci yeniden görürüm diye etrafa bakınır olmuştum. Bir gün oturmaya gelen komşu teyzelerden biri annemle sohbet ederken üst katlarına taşınan İranlı gençten bahsediyordu. Hemen kulak kabarttım. Söylediğine göre İran'da iyi bir ailenin çocuğu olan Erfan Türkiye'ye yerleşme kararı almış ve bizim mahallemize taşınmıştı. Evlenecek bir kız arıyordu. Komşu teyze aklıma Zehra geldi deyince kalbim duracak gibi olmuştu. Annem kederli bir şekilde Zehra'nın durumunu biliyorsun. Olmaz bu iş dedi. Çok üzülsem de annem haklıydı. Benim gibi birinden kimse eş olmazdı. Komşu teyze böyle söyleme. Belki de kız yuva kurmadığı için bu hallerdedir. Bir tanışsınlar. Ne kaybedersiniz ki deyince kendimi tutamadım. Odaya daldım. Gelsin anne dedim. Hem ben artık kendimi daha iyi hissediyorum. Annem şaşırmıştı ama yine de karşıydı. Onu ikna etmek için günlerce dil döktükten ve normal görünme çabalarının sonunda annemi ikna etmeyi başarmıştım. Annem komşu teyze ile konuşmuştu. Komşu teyze de Erfan ile konuşacaktı. İçimden bildiğim tüm duaları okuyordum. Sonunda haber gelmişti. Erfan ailesi burada olmadığı için komşu teyze ile birlikte ailemle tanışmaya gelecekti. Bu son yıllarda başıma gelen tek mutluluk verici şeydi. Yıllardır ilk kez Murat'tan sonra yuva kurabilmek için içimde ufak da olsa bir umut vardı. Erfan elinde çiçeği ve çikolatasıyla komşu teyzeyle beraber gelmişti. Babam onları buyur ederken heyecandan elim ayağım titriyordu. Onlar oturmuş sohbet ederken ben mutfağa geçmiş kahve yapıyordum. Kahveler pişmiş, ben içeri geçecekken koridordan geçen bir karartıyla yine ellerim titremeye başlamıştı. Bu sefer heyecandan değil, yine korkudan titriyordum. Geç kalmamdan dolayı meraklanan annem mutfağa yanıma gelmiş. Telaşla, iyi misin, yine mi bir şey oldu diye soruyordu. Normal görünmeye çalışarak, bir şey yok anne, kahveler geçmişti dedim. Tepsiyi aldım ve annemle birlikte salona geçip kahveleri ikram ettim. Kahvesini verirken Erfan'ın koyu kahverengi gözlerine bakmıştım ve o an korkumu unutmuştum. Neden bilmiyorum ama bu çocuğu balkonda bir kere gördüğüm o günden beri aklımdan çıkaramamıştım. Erfan yakışıklı bir gençti. Benim neyimi beğenmişti? Bana görücü gelmeyi kabul etmişti gerçekten anlamıyordum. Ama çok mutluydum. Bir süre sohbet ettikten sonra babam lafa girdi. Bak evladım, iyi bir gence benziyorsun. Bizimle tanışmaya, kızımızı görmeye gelmişsin ama bu iş olmaz. Bizim kızımız hasta dedi. Bir anda beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Babam nasıl böyle bir şey söylerdi? Tekrar normal olabileceğimi, düzelebileceğimi düşünmüşken babam hayallerimi tek bir sözüyle yıkıp atmıştı. Belki de haklıydı. Başka bir gencin başını yakmak istememişti. Ben kenarda utanç içinde başımı öne eğmişken Erfan hiç istifini bozmadan sakince kızınızın nasıl bir rahatsızlığı var diye sordu. Herkes sus pus bir şekilde ne söyleyeceğiz diye düşünürken kız kardeşim ablam cinli diye lafa daldı. Henüz çok genç olduğu için aklı ermemiş pat diye benim utancımı söyleyivermişti. Erfan yine hiç istifini bozmamış soğukkanlı bir şekilde tahmin etmiştim dedi. Hepimiz şaşırmış bir şekilde Erfan'a bakıp kalmıştık. Zehra Hanım'ı balkonda ilk gördüğüm gün
böyle bir şeyin olduğunu tahmin etmiştim dedi. Babam şaşkın bir şekilde, buna rağmen mi görücü olarak gelmeyi kabul ettin, hem nasıl anladın ki diye sordu. Erfan derin bir nefes çekti. Bu tür şeylerle ilgilenen bir ailem var. Uzman sayılmam ama size yardım edebileceğimi düşünüyorum dedi. Ayağa kalktı. Zehra Hanım, odanın ortasına doğru geçebilir misiniz dedi. Karşıma geçti. Bir yandan ne olduğunu anlamadığım şeyler söylüyor, bir yandan da ellerimi kollarımı sıvazlayıp indirip kaldırıyordu. Neden yaptığına anlam veremediğim tuhaf hareketler yapıyordu. Bu dakikalarca sürdü. En sonunda yorgun düşmüş bir şekilde kendisini kanepeye atıp oturdu. Herkes şaşkın şaşkın ona bakıyordu. Annem, şimdi ne oldu diye sordu. Erfan bıkkın bir şekilde derin bir nefes çekti ve musallatı ondan aldım. Zayıf, güçsüz insanları hedef seçerler, kolayca yapışırlar, onlardan beslenirler. Ben musallatı üstüme alabilirim, onlara direnebilirim ama bu benim için bile yorucu bir şey. Sizden bir şey rica edeceğim, bunu kimseye anlatmamanızı. Üstüme daha fazla yük almak istemiyorum dedi. Erfan'la evlendik, iki de çocuğumuz oldu. Yıllar sonra evliliğimiz yürümedi, boşandık ama yine de ona hayatımı borçluyorum. İster kader olsun, ister rastlantı, onunla tanışmam hayatımı kurtardı ve o günden sonra asla böyle bir şey yaşamadım.